nın ilk oturumu başlıyor efendim Habertürk'te açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz ben Sena Alkan. Ee, bugün gündemde pek çok konu var. Sabah saatlerinde gündemimize girdi. Hakkari Belediyesi'ne kayyum konusu ne oldu ne bitti? Ee, neden böyle bir karar geldi? Belediye başkanı gözaltında altında? Ee, soruşturmadaki iddialar neler? Çokça soru var. Siyasilerden gelen açıklamalar var. AK Parti'de değişim sürecine ilişkin yansıyan Kulis bilgileri var, köşe yazıları var, merak edilenler var. Kızılcahamam kampından ne çıktı sorusu var. Ona da yanıt ararız. Ve normalleşme süreci nereye götürür? Ü güzel ülkemizi bir başka soru da o. Konuklarımı hızla takdim edeyim. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, Gürkan Zengin gazeteci İstanbul Stüdyo'da bizimle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gazeteci yazar Şükrü Küçük Şahin Ankara Stüdyo'da bizimle beraber. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar buradan. Çok teşekkür ederiz. Ankara'ya da iyi akşamlar ve Habertürk yazarı Nasuhi Güngör e, Ankara Stüdyo'ya selamlar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Çok teşekkür için. ederim. Herkese selamlar İstanbul'a ve sevgili Şükrü Küçük Şahin'e. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün en sıcak gelişmelerinden biri sabah saatlerinde geldi. Saatler onu 11'i gösterirken Akkar Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı. Ve e, vali belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye binasında polis tarafından arama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen uzunca bir açıklama var. E, şöyle söylüyor. Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak... ...ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından dolayı yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştır belediye başkanı deniyor. E, soruşturmadaki iddialar... Şöylece bir baktığımızda hem izleyenler için hem konuklarım için hızlı hızlı geçeyim neler var iddialar neler diye ee, bir kere PKK KCK yapılanmasında üst düzey görev almak iddialardan biri örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde haraç toplamak vergi toplamak yasa dışı yürüyüş terörist cenazesi gibi eylemleri organize etmek kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit etmek e, PKK örgütünün mahalle komisyonlarında yer almak küçük yaştaki çocuklara ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılmak sağlamak gibi pek çok e, kırsal alandan merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırmak, PKK terör örgütünün kırsal alandaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensupları ile görüşmeler yapmak, e, vatandaşları örgüte karşı olanları sözde vergi adı altında haraca bağlamak, örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit etmek gibi sıralıyor İçişleri Bakanlığı açıklamasında. Sıddık Akışa yönelik soruşturmadaki iddiaları ama bir yandan da sorular var kamuoyunda sorulan madem öyleydi bu iddialar vardı e, nasıl belediye başkanı e, seçildi oldu aday gösterildi adaylığı onandı. Bu Bütün bu süreçte 10 yıllık bir süreçten Nevzat az önce bir parça bize reklam arasında bahsetti. e Süreç nasıl buraya geldi diye bize bir anlatır mısın Nevzat ne oluyor nedir bu işin özü? Aslında şöyle biz Gürkan abiyle daha önce katıldığımız programlarda bunun bir çerçevesini çizmiştik. Gürkan abi özellikle altını çize çize çizmişti. Şimdi önce şu, çok açık ifade etmek lazım. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce savcılara yazdığı yazıda dem partilerin siyasi partiler kanunu ve anayasaya aykırı olarak yürüyen soruşturmaları var mı yok mu diye savcılıklardan bilgi istedi. Ve bu bilgi şöyle yorumlandı. Acaba deme de bir kapatma davası gelir mi, gelmez mi tarzım. Sonra döndük baktık. Daha önce kayyum meselesi 2019'da HDP o dönem 65 belediyenin 48'ine tedbir konulmuştu. 78 belediye kazandı dem yani bu seçimde. Bunda 3 büyük şehir var, 7 il var, 58 ilçe, 10 belde var. Fakat bu 78 belediyenin 27'si hakkında soruşturma ve kovuşturma var. Bunun altını çizeyim. İş düğüm buradan kopuyor. 78 yani şu an 78 belediyenin 78 belediyenin 27'si hakkında başkanlar hakkında. Başkanlar dahil Hı. soruşturma ve kovuşturma var. Bunlar yöneltilen suçlamalar, terör örgütü üyeliği, yardım yataklık, terör propagandası yapma gibi suçlamalar var ve bunlarla ilgili yargılamalar ve kovuşturmalar var. Peki hangi iller var? Çünkü iller var yani. Burada mesela Batman var. Mesela Mardin Ahmet Türk var. Mesela e, Siirt var, Ağrı var, Hakkari var, Iğdır var, Van var ve dolayısıyla büyük şehirlerinde içinde olduğu bir soruşturma var. Şimdi bu soruşturmalarla ilgili olarak temel soru şu. Biraz önce sorduğun soru. Tamam. 10 yıl önce açılmış bir soruşturma var. Peki hakkında soruşturma ve kovuşturma olanlar, terör örgütü yöneticiliği yapan, yaptığı ifade edilenler teröre yardım yap, yataklık yaptığı söylenenler, işte birçok suçla ilgili suçlananlar nasıl olduğu da seçime girebilirler sorusu soruluyor. Nasıl oldu? Burada da şu söyleniyor. Adli sicil belgesi temiz çıktığı için burada herhangi bir şey yapılamadı diyor. Bunu biz nerede gördük? Aslında Van Belediyesi ile ilgili hatırlarsanız seçimden hemen sonra aynı durum söz konusu olmuştu. Buna benzer bir durum söz konusu olmuştu. Ve aynı tartışma gündeme geldiğinde orada YSK'nın bir şekilde bir açığından bahsedilmişti. Yani bu soruşturmalarla kovuşturmalarla ilgili olarak sicil kağıdının temiz verilmesinin sonrasında o tartışmayı çok görmüştük ve deniyor ki bu soru şeyler sicil kağıtları temiz çıktığı için bu insanların seçilme hakkı vardı ve buna izin verildi. Ama bir taraftan da soruşturma ve kovuşturmalar devam ediyor. Peki geldiğimiz noktada sicil kağıdının nasıl olup da temiz çıktığını da izleyicilere anlatmak lazım. Nasıl? kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı Aynen. için değil mi? Aynen. Soruşturma devam ettiği için Aynen. o bir sicile işlenmiyor. Yani evet, kesin suç olmadığı için. Olmadı hüküm evet, olmadı kesin sicile işlenmiyor. için. Almadı için. için. Görün. <laughs> Şimdi burada tabii iki tane aslında üç tane madde var. Birincisi Anayasa'nın 127. maddesi, İçişleri Bakanlığı atıf yaptığı madde. Bir diğeri belediyenin 45. maddesi, diğer 46. Niye bunlar önemli? Şimdi 127. maddede diyor ki herhangi bir suç hakkında soruşturmaya kovuşturmaya açık mali idareler organ ve bu organların üyelerini İçişleri Bakanlığı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir diyor. Hmm. Buna itirazları biraz sonra söyleyeceğim ama belediyenin 45. maddesi, belediye kanunun 45. maddesi belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin uzaklaştırılırsa bile bu belediye başkanı ve başkan vekili ya da meclis üyelerinden seçilebileceği ifade ediliyor. Ama 46. maddede büyükşehir ve ilçe belediyelerinin İçişleri Bakanlığı Büyükşehir ve il belediyelerinin İçişleri Bakanlığı böyle bir soruşturma olduğunda diğerlerinin valiyi atayabilir diyor. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi herkesin dayandığı temel kanuni argümanlar bunlar ve bunlar içerisinde temel olarak itiraz edilen maddeler şu. bir, 10 yıl önce yapılmış bir soruşturma bugüne kadar nasıl tamamlanmaz? 2. 127. madde yorum bu. İçişleri Bakanlığına bir takdir yetkisi veriyor geçici bir tedbir, tedbir, olarak uygulanmasına hükmediyor ama bakanlık bunu genelde farklı kullanıyor tarzı hukukçuların böyle bir görüş farklılığı var. Üçüncüsü en önemlisi belki de çok tartışılması gereken kısımlardan biri bu. Aslında bu hala Türkiye'nin en büyük yaralarından bir tanesi ama çok doğru dürüst tartışılmıyor. İddianameyi hazırlayan savcı yani şu an bu iddianameyi hazırlayan savcı diye İçişleri Bakanlığı'nın terördeki arananlar listesinde yani FETÖ piralisi olarak aranıyor zaten. Nasıl yani? Bir daha Şimdi söyle. Bu, bu soruşturmayı, bu soruşturmayı açan savcı 10 yıl önce bu soruşturmayı, bu soruşturmayı açan açan savcı hemen söyleyeyim D'ye bu konuyla ilgili olarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017'de başlayan yargılamalarında bu savcıyla birlikte Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, Oda TV, futbolda şike gibi davalar kapsamında görev alan hakim ve savcılar sanık olarak yargılanıyor. Aynı sanık. Şimdi dolayısıyla da burada şunu çok bu hukuksal kısmı. Şimdi tabii hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını bir örgüte veya başka bir yere aktarma hakkını kendine bulamaz. Bunu kırmızı çizgi olarak ifade edelim. Fakat daha önce de ifade ettik. Yani şimdi siz kayyum meselesini atacaksanız kayyumla ilgili olanüstü hal durumunda KYK ile bir yetki almışsanız bu size atama yetkisi veriyorsa bile bu kamu vicdanında çok doğru algılanmıyor. Sebep olarak şu, yani deniyor ki kardeşim sen mesela Van'da aynı olay olmuştu. Görevden aldığında belediye meclis içerisinde seç, yenisi gelsin. Şimdi orada da şey şu, e, belediye meclisinde çoğunluk varsa, aynıysa, aynı anlayışsa ne yapalım sorusu gündeme geliyor ve bakanlık böyle bir yetki kullanıyor. Dolayısıyla da şimdi geldiğimiz noktada, şimdi yargılaması devam eden bir belediye başkan başkanın kendisi var. 10 yıl önce devam eden bir soruşturma var. Bu soruşturma içerisinde çok ağır suçlamalar var. Örgüt propandası propagandası yapmak, kepen kapatmaya zorlamak, yönetici olmak. Ama bu kesinleşmiş bir hüküm değil. Şimdi bakacağımız yer şu, çok açık ve net ifade etmek lazım. Meseleye siyasi olarak baktığımızda biz bunun kılıflarını bulabiliriz. Yani işte ne yapalım kardeşim vesaire deriz ama hukuki olarak baktığımızda hukuksal olarak burada yerine oturmayan işler var. Nedir o yerine oturmayan işlerden bir tanesi? Şimdi bir insan temiz kağıdı aldı. Görevi sürecinde bunu suistimal etti. Hiçbir şey yapılmayacak mı? Tabii ki yapılacak. Ama şimdi sonuçlanmamış bir dava üzerinden bunu getirir gerekçe olarak koyarsanız bu şimdi farklı bir noktaya geliyor. Yani bu insanla ilgili siz demişsiniz ki ya bu terör örgütü yöneticiliği yapıyor. Bu terör örgütüne adam kazandırıyor. Bu kepeğini kapatıyor. Bir sürü suçlamayı getirmişsiniz. Ama sonra hukuksal olarak da demişsiniz ki ya bu seçime girebilir çünkü ben bununla ilgili davayı sonlandırmadım. O zaman soru şu. Şu anda o dava sonlanmadıysa nasıl bu yetkiyi kullanıyorsunuz sorusu gündeme geliyor ve dolayısıyla da çok açık ifade edeyim. Bu 27 belediye ile ilgili bir sürecin başladı çok malum. Yani bunun sonrasının geleceği çok net ortada. Dolayısıyla ama hukuksal açıdan bu mesele daha çok tartışılır. Zamanlaması itibariyle çok tartışılır. İçişleri Bakanlığı kendisine ait bir yetkiyi kullanıyor. Anayasanın kendisine verdiği bir yetkiyi kullandığını ifade ediyor ki anayasada 127. madde İçişleri Bakanlığı bu yetkiyi veriyor. Ama dediğim gibi burada hukuksal açıdan devam eden bir soruşturma neticesinde ha, şunu söyleyebilir e, yetkililer. Tamam orada devam eden bir soruşturma vardı ama yeni suç delilleri var. Bu başka bir noktaya getirebilir. Bak bu işi apayrı bir noktaya getirebilir. Ben eldeki veriler üzerinden söylüyorum. Çünkü şu an gözaltına alınma gerekçesi olarak bakanlığın açıkladığı şey Deva, devam eden dava süreci. 10 yıl önce başlayan, Evet, yani devam eden dava süreci. Yani aday olmasına engel teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Evet. Ve aday oluyor ve hüküm seçiliyor. Ortaya çıkmadığı için, nihai karar verilmediği için sicili temiz. Bu aday olabilir diyorsunuz. Yeni bir durum yokken cumhur seçimi kazandığında, belediye başkanı olduğunda da aynı iddialarla görev alıyorsunuz Ol Ne oldu yani? mahkeme mi bitti? Sonuçlandı ve hüküm giydi. Bu şekilde belediye başkanı olamaz mı diyorsun? Hayır. Hüküm yok. Hala mahkeme yok. 10 yıldır yok. Bu, bu garabet bir durum. Bakın, değerli toplu bir şekilde kendi görüşlerimi anlatayım. Buyur, sıra buyur, bende ise. Buyurun, buyurun. buyurun. Yani de, burada şey Türkiye bir terörle mücadele veriyor. Ben şunu asla demem. Türkiye'nin gerçekleri var. Bu terörle mücadele verilirken, bu adı sürekli değişen, en son haliyle dem olan parti, PKK'nın siyasi kanadı olarak işlev görüyor. Yasal mıdır? Parti yasaldır. Meşru mudur? Siyasi meşruiyeti, hukuki meşruiyeti tartışılır. Meşruiyet evet. başka şeydir, yasallık başka şeydir. Aynı. Yasalara uygun olarak parlamentoya girebilir ama parlamentoya girdikten sonra PKK'nın ağzı gibi konuşmak, PKK'nın siyasi kanadı gibi davranmak bunları bunların siyasi meşruiyetini ortadan kaldırır. Siyasi meşruiyetini görmüyorum. Konuşmalarında, propagandalarında PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin sözcülüğünü yapan bir siyasi heyet görünümünde bir hareket bu. Bu bir. Ve bu hareketin 2015'te de gördük, daha önce de gördük, hep görüyoruz. Belediye imkanlarını PKK'nın emrine verebilen de bir hareket olduğunu da görüyoruz. Başkanlarının bu işleri yaptıklarına tanız, hendek olayları bunun bir başka somut göstergesiydi. Bunlar oluyor. Şimdi Sıddık akış için Hakkari Belediye Başkanı bunları bunları yapmıştır demiyorum. Bilmiyorum. İddia Bilmiyorum. İddia. Geçmişte yer alan bu partinin başkanları, adamları kandilden adayda gösterildiler, kazandılar. Kazandıkları belediyelerin makine parkını, örgütün hendek kazmasına da, hizmetine de verdiler. Bunların hepsini yaptılar. Dolayısıyla devlet devlet gibi olur. Bunların üzerine biner. Delillendirdikten sonra biner. Hukuk çalışır, kanun çalışır, emniyet kuvveti çalışır, istihbarat çalışır, delil teşkil edersiniz. Mahkemede kararla bu adamların belediye başkanlığını düşürürsünüz, kayyum atarsınız. Sanki kayyum atamak, ben görüyorum bugün sosyal medyalarda, ben bu faşizmdir, şudur, budur, o kadar basit değil. O kadar basit değil. 50 bin insanını terörle mücadelede feda etmiş bir milletten bahsediyoruz. Jeopolitik riskler devam ediyor falan. Bunların farkında olacağız. Bir, ama tekrar ediyorum. Bugün bunları konuşurken şu olayda da böyledir demiyorum. Bu olayda eleştirdiğimiz konu bu Sıddık Akış 10 yıldır niye yargılı? 10 yıl. Yani devlet devlet gibi olacak dediğimizde bir terör yargılaması 10 yıl sürmez. Deliliniz varsa icabına bakarsınız. Pazartesi günü suç işlenir. Bir sonraki pazartesi soruşturma açılır. Üçüncü pazartesi de bu iş biter. Ondan sonra da aday olmasına müsaade etmezsiniz. Efendim mahkemeyi 10 yıl sürdüreceksiniz. 10 yıl hüküm vermeyeceksiniz. Bu nasıl oluyorsa bu anlaşılır bir şey değil. 10 On yıl. Ondan sonra aday olmasına da engel olmayacaksınız. Ya i̇ddianame ee, efendim, var şey mı yok. onu bile ben bilmiyorum mesela. İddianame var mı? Ya süreci, Yargılanıyor. Yargılanıyor da ya yani Şimdi... iddianameyi görmedik mesela. İddianameden ne var diye bir bakalım istedik. Herhangi bir yani şey de değişmemiş. Bu sayılı işte, bakanlığın açıklamasındaki bakanlığın şu ifadeler şu var. 31 Mart'ta seçim yapıldı. Bunlar dün mü oldu? Yani şu iki ay içinde mi oldu bunlar? İşte 10 yıl önce Bakanlığın olmuş. açıklamasında anlıyoruz ki 10 yıllık hikayeyi anlatıyor bize bakanlık. Niye gereğini yapmıyorsun? Bakın bir idaresizlik var, bir yönetim sorunu var, bir iletişim sorunu da var. Nasıl oluyor, ne oluyor? Polis ne buldu? Yeni bir durum mu var? Yeni bir belge mi var? Yeni bir delil mi var? Mahkeme kararı mı var? Böyle olunca ne oluyor? Bakın Van olayında da benzer bir şey oldu. Son anda döndü etti falan. Hatırlar mısın Nevzat? O gün de burada konuştuk. Mehmet Akif vardı. Evet. Sonradan öğrendik mi ne olduğunu? Soruşturma açtık, bakıyoruz ediyoruz denildi. O, o mesele daha büyük bir travmaya dönüşmeden çözüldü. Ama soruşturma da açtık. Bu nasıl oldu da böyle oldu falan. O bakanlık kişi oraya gitti mi, o bilgi oraya verildi mi, verilmedi mi, nasıl oldu diye böyle bir... O soruşturmanın sonucunda ne oldu? FETÖ'cüler mi araya girdi, başka şeyler mi oldu diye sorular ortalarda dolaştı. Kamuoyuna hiçbir bilgi verilmeden ben yaptım oldu. Yaklaşım bu hükümette. Ben yaptım oldu, alırım, aday da gösteririm, sonra görevden alırım. O kadar basit değil. Türkiye'nin sokaklarını karıştırmaya kimse tevessül edemez. Kimse beceriksizliği yüzünden Türkiye'nin sokaklarının karışmasına meydan veremez. Devlet böyle yönetilmez. Adamın suçu varsa alırsın atarsın içeri aday gösteremez. Aday, gösteremez. aday gösterir sonra suç işlerse yine alırsın atarsın içeri hesabını görür. Ama mahkeme kararlarıyla. Millet seçim yapacak. Bir pazartesi günü seçim yapacak. 4 pazartesi sonra 8 pazartesi sonra siz polis zoruyla jandarma zoruyla seçilmiş belediye başkanını görevden alacaksınız. Böyle bir mantık yok. Demiyorum ki suçsuzdur, demiyorum ki suçludur ama bu iş böyle olmaz. Siz burada 10 yıl sürünceme de kalan bir soruşturma olması. Terör soruşturmalar 10 yıl sürmez. Kimse hikaye anlatmasın. Terör soruşturmaları 10 yıl sürmez. Delili delildir, bellidir zaten. Herkes her şey gereğini yapar diye yapmıyorsunuz. Soruşturma yani davayı niye sonuçlandırmıyorsunuz? Türkiye'nin genel meselesidir, arızasıdır. Davalarımız bitmiyor bir türlü, mahkemelerimiz, adalet reformu, adalet reformu diye bu toplum çığlık atıyor, duyan yok kolluk, adli kolluk sistemini kurduk, kuracağız, kurduk, kuracağız diye 50 yıldır konuşulur, kurmuyorlar. Terör davalarında bile bu hassasiyeti gösterilmemesi hakikaten dehşetengiz bir durum yani. Bunu nasıl yapabiliyorlar? İşte buyurun şimdi. Hakkari'de karışıklık. İşte seçilmiş belediye başkanını nasıl aldınız? Bu faşizmdir, şudur, budur. Hakikaten niye alıyoruz ya bu adamı? Vatandaşımızın seçtiği adamı niye göre? E, terör suçu işlemiş. Öyle mi? O zaman alalım. E, kalıtlanmamış. E kanıtlanmadıysa temiz, o zaman aday yapabiliyoruz. Peki yaptık, o zaman şimdi niye görevden alıyorsun? Ortalığı karıştırmaya matuf, sanki bir kasıt varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Akıl alır gibi değil yani. Bir ek yapayım buna. Bugün e, ben bir güvenlik kaynağıma sordum, dedim ki, yani bu 27 belediye ile ilgili soruşturma olduğu, işte bu insanlarla ilgili terörle ilgili birçok suçlama var. Dediler ki, yani Dem de bunu bilerek gösterdi. Dedim ki, dedim şimdi Dem bunu bilerek gösterir. Zaten biraz önce Gürkan abinin söylediği gibi yani kendisini ayrıştırmıyor orada. Bunu bilerek gösterir ama şimdi niye önünü alamadığını sorusunun cevabı orada işte bir boşluk var. Çok açık ifade etmek lazım. Dem bu işi provokasyona zemin teşkil etmek için yapar. O zaten PKK'nın siyasi kanadı gibi hareket ediyor. Devlete ne oluyor? Devlet niye sokakları karıştıracak veya karıştırılmasına meydan verecek tarzda bir beceriksizlik sergiliyor? O boşluk, Bunu O boşlukta şu. Dem de yapıyor efendim olur mu? O boşlukta şu. Şimdi bu temiz kağıdı meselesi ve daha önce yapılmış soruşturmalar meselesi Van'daki Van gibi. gibi. Burada bir YSK zincirinde yani bu aday belirleme sürecindeki e, oraya artık ne diyelim yani onların onaylanma sürecinde bir gevşeklik olduğu ifade ediliyor. Daha önce KYK'larda da bu aynı durum oldu hatırlarsanız. Yani ile olanlarda da YSK onların bir adaylığını kabul etmişti. Daha sonra yine bu tartışmalar gündeme gelmişti. Orada Temiz kağıdı meselesi gündeme geldiği andan itibaren insanlar artık şunu söylüyorlar: Tamam kardeşim bu seçilebilir. Şimdi dönüp de ben temiz kağıdı verdim ama beni bu mahkemede mahkememde şu soruşturma var. Dayandıramıyorsunuz çünkü hukuksal olarak bu mümkün değil. Yani bu ancak bir keyfi siyasi okuma olur. O yüzden aslında Van örneği de geçmişteki KHK örneği de veya devam eden bu 27 soruşturma örneği de bize şunu gösteriyor. Yani burada bir zincirde bir problem var. Ben bu YSK'dan kaynaklıdır demiyorum Hı -hı. ama zincirde bir problem var. Ya adli siciller noktasında bir problem var ya yargılamalarla ilgili ayrı bir düzenleme yapmak gerekiyor. Yani şimdi veya şimdi Yani burada zincirde bir yerde değil zannederim nezat. Birkaç yerde. Bir ya önce zincir var. şu. Yani 10 yıl süren bir soruşturma şöyle, da ayrı şöyle, bir şey. Şöyle o zaman işareti, şöyle senin söylediğin temiz şu. Temiz kağıdı da ayrı Bak, bir. Bak soruşturma, soruşturma şu. O zaman bir uzun yargılama uzun yargılama bir sorun. Temiz kağıdını bu şekilde alabilmek bir sorun. Demin bu yönet bunları bilerek eğer gösterdiyse göstermesi başka bir sorun. Bu seçim sürecinde seçimden sonra bunların alınması başka bir sorun. Yani ona bakarsan zincir çok fazla. Fakat esas olarak mesele ne? Mesele bu insanlar seçime sokulmasa, eğer hakları yoksa, hakları varsa, hukuk hakları varsa da bir şey yapamazsınız. Hakları varsa giriyor ama yoksa, girmeyecekse, girmemesi gerekiyorsa sizin orada o işi engellemeniz lazım. Bir de bakın yani bir şehrin belediye başkanı sadece mahkeme kararıyla alınır. Yani vatandaşın seçtiği bir belediye başkanı mahkeme kararı olmadan idari tasarrufla alınmaz. Bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ancak çok istisnai acil durumlarda falan olabilir. Mahkeme kararı, mahkemelere istinad etmeli bu karar. Ona dayanmalı. Böyle bir o kadar bu keyfi idare, böyle bir keyfilik olmaz. Mahkeme kararı alacaksınız. Mahkemeden alacaksınız o kararı. Mahkeme, hakim, savcı o delili görecek, delillendirecek, belge olarak girecek. Bunun lambı bu gibi yoktur. Bu böyledir yani. Hiç... Bunun sonu nereye varır bilemezsiniz işte sokaklarda. Hı. Sıkıntıya Sana söyleyecektim. giriyor. Şimdi Hakkari'de, Diyarbakır'da ve Van'da eylem yasağı var. Dem'den de bir eylem çağrısı var. Kayyum'a karşı topyekun protesto çağrısı yapıyorlar. E, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran bugün demiş ki karanlık kirli bir hukuksuzluk diyor. E, ve demokratik devrimci barış yansı çevreleri bu irade gaspına karşı Hakkari halkının yanında olmaya ve demokratik tepiyi göstermeye çağırıyoruz diyor. Özgür Özel'den de bugün bir açıklama geldi. 10 yıl önce başlamış halen süren bir davaya gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz diyor. Yaşananlar henüz iki ay önce tecelli etmiş e, Hakkari halkının iradesini yok saymaktır ifadelerini kullanmış. E, şöyle nasıl gün gör size geleyim. Burada biz kendi aramızda tartıştığımız sorulara Ankara'da acaba ne denir? Yani 10 yıl süren soruşturma mı olur? Eğer bir terör soruşturmasıysa dava diyelim. Dava yani evet, yargılama. dava mı olur? Bu kadar uzatmazsanız bunu bir nihayete erdirirsiniz. Kesinleşmiş bir hükme varırsınız. Ona göre de bir süreç izlersiniz. Çünkü bir belediye başkanı seçildikten sonra iş buralara gelince başka yerlere de gidiyor der Gürkan Zengin. Bir de mesela soruşturmayı açan savcının FETÖ firarisi olması da dikkat çeken bir ayrıntı. Onu da Nevzat aktardı. Yani bilmiyorum ne konuşuluyor Ankara'da? Şimdi tabii Ankara'da bu konuşulurken ben kendi adıma söylüyorum. Bugün yürüteceğimiz tartışmanın Nevzat'ın uyardığı nokta önemli. Yani önümüzdeki dönemde buna benzer uygulamalar karşısında da hiç olmasa bir çerçeve katkısı, hani buradaki yanlışların tekrarlanmaması anlamında bir katkısı olabilir. O yüzden olabildiğince ben hani soğukkanlı arkadaşlarım gibi bir değerlendirme aktarmaya çalışacağım. Bir kere bir şeyi birbirinden ayırmak lazım. Soruşturma başka bir şey, soruşturmanın devamında iddianame olması başka bir şey. Mahkeme sürecinin başlaması başka bir şey. O yargılamanın devam etmesi ayrı bir şey. Ondan sonra da o süreçlerin en üst mahkeme tarafından kesin karara dönüştürülmesi başka bir şey. Bunların her biri hukuki süreçler anlamında birbirinden farklı. Tam da bu nedenle, tam da bu nedenle Adli e, sicille ilgili bir problemimiz yok bizim. Şu anlamda yok. Yani YSK önüne gelen bir adayla ilgili adli siciline baktığında kesinleşmiş bir yargı kararı, seçme ve seçilme hakkına dair bir engel, bir hukuki hüküm görmediği takdirde o hakkı ona teslim eder. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığında herhangi bir yanlış, yetkilerini aşan ya da yetkilerini kullanamayan bir durum söz konusu bile değil. Bir kere onu bir kenara koyalım. Van'daki yani tartışmanın ayrı boyutları var ha, ama bugün... Hakkındaki onu, iddialar kesinleşmediği sürece o sadece iddiadır. Için. Bu adam aday olamaz ya da bu evet. kadın diyecek haliniz yok. yok. Doğru söylüyor Nasuhi. Evet. evet. Hatta başka bir şey var. Onu da ilave edelim. hani izleyicilerimize belki katkı olur. Ee, hukukçu değiliz ama bu işleri takip de Neredeyse yarım hukukçu olduk. Evet. Buralarda mesela bazı suçlar da sizin seçme ve seçilme hakkınıza engel olmaz. Dolayısıyla onlarla ilgili kesinleşmiş kararların olması da adli sicilinizde olsa bile YSK tarafından sizin seçilme hakkınıza engel olarak değerlendirilmez. Şimdi Bunları böyle berrak bir şekilde birbirinden ayırmakta bence fayda var. İkinci konu bence burada çok sayıda hata var. Bunların bir kısmı özellikle bir tanesi bence hukuki olarak hata. İkincisi bazı tercihler. Önünüzde işte Gürkan işaret etti. Biz 40-45 yıldır bir büyük sorunu yönetmeye çalışıyoruz. On binlerce insanımızı kaybettik. Ne kadar kaynağımızı yok ettiğimizi bilmiyoruz bu konuda. Sürekli bir tehdit gündemi altında yaşıyoruz. Böyle bir ülkede bir sorunu yönetirken bu sorunun bir takım unsurları üzerinde karar verirken mesela bu tür süreçlerle ilgili daha dikkatli, daha dikkatli ve daha seçici davranmak zorundasınız. Yani yasada var kardeşim, bu yasaldır. Ben bu yetkimi kullanırım, yoluma devam ederim. Bu böyle olmuyor işte, bugün olduğu gibi. Şimdi devam edeyim hızlıca. Bir yandan da şunu söyleyelim, o zaten işaret edildi. Herhangi bir şekilde halkın oyunu almış olmanız %99.9 da olsa size suç öz, işleme özgürlüğü vermez. İşlediğiniz bir suçtan sizi ari kılmaz. Yani onun dışına atmaz. Dolayısıyla hiç kimseye aldığı oy herhangi bir partiye, herhangi bir siyasetçiye e, suç işleme özgürlüğü vermiyor. Bunun da altını çizelim. Ama burada iki tane madde var açıklanan. Birincisi 2014 yılından beri e, dava sayısını da vermiş. Esas sayısını İçişleri Bakanlığı bir dava dosyası da olduğundan söz ediliyor. Burada bu şu demektir. Bakın sırayla söyleyeyim size. Burada bir soruşturma süreci tamamlanmış. iddianame yazılmış. Mesele mahkemeye intikal etmiş. Mahkemeye intikal ettikten sonra da o yargılama sürecinde ilgili şahsın Tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş. Belli ki kendisi tutuklu değil şu anda. Zaten tutuklu olsa bambaşka bir şey hüviyet kazanıyor bu işte. Dolayısıyla kesinleşmiş yargı kararı olmadığı gibi yargılaması da 2014'ün aynı tarihinden itibaren öyle midir değil midir o bilgiye sahip değilim ama şu dakika itibariyle veya seçimler itibariyle adı geçen kişi başkan tutuklu olarak yargılanmıyor. Bir yargılaması var. Devam ediyor. Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı için de adli sicilinde seçme seçilme hakkına dair bir engel bulunmuyor. Seçime giriyor ve seçimi halkın oyuyla ve desteğiyle kazanıyor. Bundan sonrası siyasi tartışmalardır. Fakat ikinci konu bir başka şey daha. Bu suçlamaların her biri elbette çok ağır ve sonuçlandığı takdirde de kuvvetle muhtemel yani kesinleştiği takdirde seçme ve seçilme hakkına engel olacak düzeyde suçlar bunlar. Ama kesinleşmemiş. Dolayısıyla değerli arkadaşlarımız söylediği gibi burada birine suçlu ya da suçsuz deme üviyetine ya da yetkisine haiz değiliz hiçbirimiz. Peki ikincisine yine benzeri suçlamalar. Bu sefer Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan devam eden soruşturma. Efendim bu ne demek hukuki olarak? Bu da şu demek. Sadece bir soruşturma var. Bunun henüz bir iddianameye, bir mahkeme sürecine, bir yargılama sürecine tabii ki soruşturma süreçleri de yargılamanın bir parçasıdır ama hani bizim yaygın kullanımımız mahkemeyi biz yargılama süreci gibi algılarız. Burada da böyle bir mahkeme süreci yok. Dolayısıyla ikinci olarak belirttiğiniz bilgi de sizin aldığınız karara delil teşkil etmiyor, mesnet teşkil etmiyor. Şimdi burada ne tür sorunlar var? Bir kere suçu kim belirliyor? Suç mahkemeler tarafından ve ilgili konuda en üst mahkeme hangisi ise onun vereceği kesinleşmiş karar üzerinden tarif edilir. Bizim yasalarımızda suç ancak bu şekilde tanımlanır. İkincisi bunu kim ve nasıl yapmalıydı? İdare yani İçişleri Bakanlığı tarafından mı yoksa mahkeme kararları üzerinden mi yapılmalıydı? Bakın kayyumla ilgili yani kayyum şöyledir böyledir tartışmaları bir yana Gürkan da işaret etti. E, bence o çok önemli. Yeri geldiğinde kayyumda atarsınız ama yeri geldiği meselesi mahkemeler üzerinden devam ettirdiği takdirde siyasi değerlendirmelerin dışına çıkarabilirsiniz. Ama idare üzerinden tasarruflar yaptığınızda üstelik kesinleşmiş mahkeme kararları olmadan bunu yaptığınızda ne olur? Siyasi tartışmalar başlar siyasi tartışmalar dediğimizde öyle normal bir şey değil. Sokak hareketlilikleri, insanların canının yanması. Ya yani bunlara gerçekten hiç kimsenin hakkı yok ve dolayısıyla burada idare tarafından böyle bir e, ne diyelim? karar verilmesi, böyle bir e, kayyum ataması işlenen suç iddialarını da ne yazık ki gölgede bırakıyor. Bakın bütün bunlar bir taraftan bu kararları alan devletin araçları, aygıtları ve karar mekanizmaları ama aynı zamanda devletin kendisinin iddialarına da zarar veriyor. Bakın bugün söz konusu ismin iddia edilen suçlarının ne olduğunu tartışmıyoruz, tartışamıyoruz. Çünkü henüz orada değiliz. Orada bize maalesef 10 yıldır bir sevgili mahkememiz 2014 yılından beri 10 yıl boyunca bir karar lütfedip vermemiş. O verilse de Sö bir takım süreçler bitse de. kesmek istemedim ama madem buraya evet. oraya getirdiğiniz sorayım o, onu da bizim için biraz açın. Allah aşkına yani nasıl gün gör? İdare mi bu kararı almalıydı, mahkeme mi almalıydı? Az önce söylediğiniz zaman 10 yıldır süren soruşturma olur mu? 10 yıldır süren dava. bir evet. bu nasıl bir 10 yıl yani? Çok uzun Ş bir süre. Senat çok özür. Ş Nasuh abi de şey Ps katkı söyledi ama bir daha söyleyeyim onu. Şimdi İçişleri Bakanlığı diyor ki devam eden bir dava var. Bir önce söyledi. Sayısı numarasını da vermiş. İkincisi de yeni gelen e, soruşturma var. Yani burada kesinleşmiş bir hüküm yok. Sorun tam da herkesin sorduğu şimdi ne oldu sorusu. Yeni suç mu oluştu? Başka bir şey mi oluştu? Yani ne oldu sorusunun bir cevabını vermek lazım şu an. Ya polis, istihbarat, jandarma bir soruşturma diyor. yapıyor. Değil bir mi? şeyler evet, görüyor veya görmüyor. Var. Seçilmiş belediye başkanını görevden alıyorsun. Bir şey yok. Şimdi bu işlerin, bu işlerin e, Sena Alkan, sevgili dostlarım, hukuki süreçleri son derece berraktır. Bakın, mahkemenin ağır işlemesi bir büyük sorundur Türkiye'de. Yani zaten başımıza gelenlerin bu tür sorunları yönetirken kahir eksiliyeti bu tür işler yüzünden başımıza geliyor. Hani haftalık düzeyde olmaz belki ama şu dava Söz konusu dava, birinci maddedeki dava birkaç yıl içinde sonuçlanmış ve kesinleşmiş olsaydı bugün Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen kişinin belediye başkanlığı söz konusu olmayacaktı. Böyle bir tartışmayı da yürütüyor olmayacaktı. <laughs> Şimdi mahkemelerin uz mahkemelerin uzamış olması bir problem. Fakat mahkemeler uzadığı için de herhangi bir insanın o mahkemede sanık, suçlu değil. Bakın sanık ve suçlu arasında ne kadar berrak bir fark var değil mi? Birisi suçlanan suç işleme potansiyede ihtimali olan kişi diğer ise suçlu. Suçlu olmadığı takdirde de kanunun kendisine seçme seçilme ve benzeri alanlarda verdiği hakları kullanabilir değil mi? Bunu kimse engelleyemez. Ama şimdi geldiğimiz sonuç öyle mi? Hayır değil. Şöyle tamamlayayım isterseniz çok bu, uzatmadan. Eğer idare idare bu konuda gerçekten hakiki şeyler yapmak istiyorsa bu sorunu Türkiye'nin 45-50 yıllık bu büyük sorununu yönetirken daha işi akıllıca, süreçleri akıllıca yönetmek istiyorsa mülki müfettişleriniz var mesela. Bu süreçler devam ederken sizin böyle haklarınız da var. Mesela belediye başkanının yapıp ettikleriyle ilgili, terör örgütüne müzahir bir takım destekler verip vermediğiyle ilgili, daha kadrosuna adam devşirip devşirmedi vesaire vesaireyle ilgili. Siz bu süreçleri de gelip mülki müfettişleriyle ayrıca denetleyebilir. Ama bunları da yine çok hızlı bir biçimde yargıya intikal ettirebilirsiniz. Meselenin düğümlendiği nokta bu konuda hüküm olarak idarenin yaptığı uygulama mı yoksa geç de olsa istiyorsa 20 yıl olsun bakın onu ayrıca eleştirdik değil mi? O ağır işleyen mekanizma felaket. Ama 20 yıl işliyorsa o sanın lehine işler bu işler. Çünkü ona suçlu demediniz. Demediğiniz takdirde de o haklarını kullanabilir. Altını tekrar çiziyorum. Yasal olan her şeyin meşru olmadığını, toplumsal meşruiyet yaratmadığını Dolayısıyla yasalon her şeyi istediğiniz gibi uyguladığınız takdirde barışa, sulha, toplumsal dengelere hizmet edemeyeceğinizi öğrenmediğiniz takdirde karşınıza daha böyle bin tane mesele çıkar, bin tane sıkıntı yaşarsınız. E, bunu da böyle yönetmek kabil değildir ve bu burada saydığım sorunların tamamı üzerinde hızlıca her şeyi gözden geçirmek ve tekrar söylüyorum yapacağınız çok çok basit bir şey var. Hukukun kararlarına yani yargının kararlarına hızlı biçimde o yargının işlemesini temin etmek. Varsa o teknik eksiklik, hakim eksikliği, savcı eksikliği vesaire vesaire bunları gidermek. O sonuçlara asla müdahil olmadan o sonuçların ortaya çıkmasını beklemek. Çıkan sonuç üzerine de kişinin varsa hakkını ve hukukunu teslim etmek. Ya da eğer tersine bir sonuçsa da seçme seçilme hakkının olmadığını ifade edip seçimlere girmesini engellemektir. Bu bu kadar karmaşık bir mesele falan da değil. Ama bunu böyle uyguladığınız takdirde bence iyi bir şey çıkmıyor ortaya. Gördüğümüz manzara da böyle ne yazık. Karma karışık da bir hal oluyor. hem Yani hem anlaması hem anlamlandırması açısından hem yorumlaması açısından. Ee, Şükrü Küçükşahin ne dersiniz? Yani tabii gerçekten zorlanıyorum. Bu olanları anlama konusunda birincisi geçtiğimiz 5 yılda bu denendi ve sonra halka gidildi halk bu konuda iradesini ortaya koydu e, kayyum atanan bütün belediyeler yeniden Dem partisine dönerken fazlası da oldu o nedenle bu tip kararların gerçekten artık yargı kararları çerçevesinde olacağını umut ediyorduk e, mesele e, 10 yıl işte soruşturma var. Bakın çok titiz üstelik bakanlıktaki açıklamalara baktığımızda işte şunlar şunlar şunlar. Allah Sena Hanım. Biz geçtiğimiz 3-5 yılda ne suçlamalar gördük? Yüzlerce insana yönelik direkt İçişleri Bakanlarının ağzından sonra bu insanların tamamının ki terör suçlaması Berat ettiğini de gördük. Burada Siyasi sonuçlar var. Bence bu kararda siyasi bir karar. Siyasi karar olmasaydı bir suçluyu ki mahkeme kararı yok. Bakın ortada. Bunu da diyemeyiz aslında. Çünkü bu konuda kararı mahkemenin vermesi gerekir. Farz edin ki mahkeme kararı vardı birisini böylesine önemli bir görevden ayrı tutmak istiyorsunuz. E, meclis var. Yani yine milletin seçtiği meclis içinden. Birisini bulabilirsiniz ve oradan bir e, tercih yapabilirsiniz. O nedenle bu bir siyasi karar, yani bir siyasi partiyi tamamen devre dışı bırakmak. Ama millet devre dışı bırakmıyor. Bakın ben bu durumlarda zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanının yargılama sonrası sözlerine hep bakarım. Çok kıymetli veririm. Yani o gün yaptığı bütün konuşmaların altına gerçekten imza atmamız lazım. Şimdi bugün bir demli çıkıp şu konuşmayı yapsa siyasi rakiplerimiz ve kendilerini iyi bilen güç ve çıkar odakları seçim sandıkları da karşımızda duramayacaklarını önümüze önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvururlar. Bu odaklara ne yazık ki hepimizin ihtiyacı olan hukuku kendi küçük ve çıkarcı düşüncelerine alet etmekte bir sakınca görmemişler dese ne diyeceğiz yani? Hukuk, demok e, hukuksuz demokrasi olmaz. Demokrasiyi yüzde kaç e, demokrasi temel haklar ve özgürlükleri yüzde yüz oy alsanız dahi dokunamazsınız. Şimdi bütün bu sözler... Sizin az önce Sayın Cumhurbaşkanı. Ha, Onu soracaktım. Ee, o da Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii tabii. Sayın Cumhurbaşkanı sözleri. Bakın. <laughs> ne zaman ee, açıklamalarını atıf yapıyorsunuz İşte kendisinin an? yargılamasından Hı. sonraki yaptığı açıklamalar. E, DGM kararları sonrası yaptığı açıklamalar. Şimdi e, bakın. Çünkü temel insan hakları oylamaya tabi değil diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ki temel doğru. En temel insan hakkı da işte seçilme ve seçme hakkıdır. Bu konuda millet bir irade göstermiş. Şöyle çok arkadaşlarımın zaten çoğu sözlerine katılıyorum. Ama şöyle ilaveler yapmak istiyorum. Bakın bu ülkenin sınırları belli. Bu ülke hep diyoruz ya 85 milyonuz. Bu 85 milyonun bazılarında ya benim verdiğim oyun hiçbir kıymeti harbiyesi yokmuş duygusunu yaratmamamız lazım. Bu duygunun yaratılmaması için de deminden beri söylediğimiz olay. Koyarsınız mahkeme kararını ortaya. Bu terör suçudur diye mahkeme karar vermiştir. Alırsınız görevden. Ve onu alırken de hani bu bir yetki aslında. Yine de meclis içinden de seçim yapabilirsiniz. Ama bu yola başvurmuyorsunuz. Yine Cumhurbaşkanı'nın o günlerdeki sözleri. Merkezi yönetim yerel yönetimlerin bütün yetkilerini tırpanlamak, eline geçirmek istiyor. E ama siz şimdi doğrudan valiye atıyorsunuz. Yani yerel yönetimin yetkisini tamamen merkezi yönetime alıyorsunuz. Kendi içinde siyaseten çok büyük çelişkiler barındıran ve 26 yıl önceki uygulamaların kötü versiyonlarını Türkiye'ye yaşatmak bence hem Türkiye'nin demokrasi algısı açısından hem de yurt dışındaki iyileştirilmeye çalışılan algısı açısından ciddi yeni sıkıntılara da neden olacaktır. Yani bu iki ay sonra iki ay ya hepsi hepsi iki ay, on yılda çözemedikleri Teşekkür. sorunu iki yılda çözdüler ve seçilmiş belediye başkanını görevden aldılar. Bu kararı veren siyasi kadrolar, seçilmiş insanlar yine seçenler tarafından görevden alınmalı diyen bir kadro. Bu açıdan bakıldığında da sorun görüyoruz. Yani bizim karşımıza net olarak bu insan bakın şu 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 suçları işlemiş, şu mahkumiyetleri var. O nedenle görevden el çektiriliyor denmiyor. İddialar henüz devam etmekte olan soruşturmalar üzerine bu yapılıyor. Tekrar anımsatmak istiyorum ki e, pek çok belediye ile ilgili bir önceki İçişleri Bakanı çok da iddialı laflar ederek bu tip e, suçlamalarda bulundu. O insanların yüzde %95'i diyeyim ki daha da fazla beraat etti. Şimdi bu iddialar üzerinde bu yola gidersek en büyük kırılmayı seçmende yaratırız. Yani o seçmen ya benim verdiğim oyun kıymeti harbiyesi yokmuş. Geçtiğimiz 5 yılda da bunu yaşadım. Gördün o ki önümüzdeki 5 yılda da bunu yaşayacağım derse böyle bir duyguya kapılırsa bu iyi bir duygu değil ya. Peki. Yurttaşlık <laughs> bağlamı açısından hiç de iyi bir duygu değil. En azından meselenin bu açısı üzerine bu noktası üzerinde bile ciddi ciddi düşünmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sena ben kamuoyunun hiç bilmediği bilgiyi söyleyeyim dava ile ilgili. Şimdi Hakkari Baro Başkanı Ergun Canan sağ olsun yayındayken yazdım. Birincisi hı hı dosyayı takip ediyor. Baro Başkanı. Bu 2014'te devam eden e, dosya ile ilgili karar aslında ayın 5'inde veriliyor. Yani karar çarşamba günü karar verilecek dosya ile ilgili. Verilecek. Verilecek, verilecek. evet. Nihai yani karar şeyi 5'inde bekleniyor. Peki niye şu ana kadar böyle muğlakta kaldı sorusunun cevabı? Şöyle. Dosyada birden fazla firari sanık varmış. Hı hı. Ve e, fiyali sandık olduğu için sürüncene de bırakılmış. Peki aynı soruyu sordum. Herkesin merak ettiği soru. Ayın 5'inde nihai karar verilecekse neden bu neden? yola başvuruldu sorusu. Orada da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya atıp yapılarak bu yeni soruşturma kısmına atıp yapılıyor. Dolayısıyla da şimdi ben gazeteci olarak sormak istiyorum. Bir dakika çok yap. önemli bu bilgiler. Evet. Bir daha bir Aktar 2014'ten beri devam eden bu dava ile ilgili 5, 5 Haziran'da. 5 Haziran'da karar duruşması diyoruz. var. 5 Haziran günü karar duruşması karar var. Karar çıkacak. Karar çıkacak. O kararla birlikte bu dosya niye bugüne kadar kaldı sorusunun cevabı firari sanıkların çok olmasından kaynaklı olarak sünümcemede kalmış. Fakat neden işte beşi beklenmeden bu adım atıldı sorusunun cevabı bunu niye ifade ediyorum parantez açarak söyleyeyim. Sıdık Akkış ilk tutuklandığında yurt dışına kaçacak diye böyle basın yayında bir sürü haber çıkmaya başladı. Yani bu böyle bir sürü haber çıktı. Hani böyledir diye söylemiyorum. Sanki böyle bir zemin hazırlandı gibi. Şimdi ayın 5'indeki dava niye beklenmedi sorusunun cevabı olarak da davayı takip edenler diyorlar ki İçişleri Bakanlığı'nın bu açıkladığı son soruşturmada şey var. Kısım var. Van'da kızın evinde zaten gözaltına alınıyor öyle ifade edildiği söyleniyor. Dolayısıyla da şimdi merak şu. Mesela ayın 5'inde karar duruşması çıkmış olsaydı işte bu dosyada tabii firari sanıklar usul yönünden bir sürü itirazları Ergün Bey ifade ediyor. 30 klasörlük bir dosya olduğunu söylüyor. Şimdi çarşamba günü bu karar çıkmış olsaydı. Karar çıktığında biz başka bir şey tartışacaktık. İşte o zaman da şunu tartışacaktık. Seçime yeterlilik halk iradesi diyecektik. İşte suç meselesini söyleyecektik. Veya neden bu kadar uzatıldı diye belki... Hayır, kar karara bağlı olarak eğer karar evet. mahkumiyet şeklinde tezahür ederse başka şekilde Aha, Başka tartışacaktık ama şimdi... Gerçi o da nihai karar olmayacaktı Tabii tabii onun bir üst Daha mahkemesi var. Gidip yani gidip devam gidip eden bir hukuki var. süreç. Şimdi tabii merak edilen mesele şu çarşamba günü eğer bir karar çıkacaksa ne oldu sorusunun cevabını yetkililerin kamuoyuna bir vermesi lazım ki böyle şimdi, şimdi şöyle... Yani biraz önce ifade edildi. Hakikaten Nasri abi de söyledi onu. Şimdi ya birisi... ama bak e, yani bunu da e, Nevzat, Nevzat. Yani bunun da gerçekten savunulur bir tarafı yok. Siz bugünden bu e, belediye başkanını alırsanız içeri... E, ...zaten beşindeki kararı vermişsinizdir demektir ya. Bu açıdan da yargı üzerinde ciddi bir gölge oluşturur. Yani bunun bence bu açıklamaların hiçbirisinin geçerli yok. O zaman beklenirdi beşine kadar ve bir yargı de güzel, kararını yani verirdi. Bir de Ondan karar, sonra da görür. Bu kararı iki gün e kalanı veriyorsun Bugün bana? yargı Bekle üzerinde bir baskıdır bu ya. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ben Bu yargı üzerinde bir baskıdır. Yargıya açıkça diyor ki bunu mahkum et diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu da bu da ayrı bir değerlendirme ve kendisine göre haklı haklı payı var. Mesele şimdi bizim gazeteci olarak sormamız gereken sorular var. Birinci temel soru 10 yıldır bu dava niye devam etti? davayla ilgili sorduk. olarak sorduk. Davayla ilgili olarak avukatların ifade ettiği şey bir firari sanıklar var, iki belli usulsüzlükler var ve 30 klasörlük bir davadan bahsediyor. Dolayısıyla bir kısım bu. İkinci temel soru, çarşamba günü bunun kararı verilecekse neden bu hızlandı sorusu. Üçüncüsü, şimdi bu gözaltı olduğunda Şükrü abi'nin dediği şey çarşamba günkü kararı etkiler mi etkilemez mi? Tartışması başka bir soru olarak karşımıza geliyor. Yani sürecin çok doğru yönetilmediği çok net ortada. Sürecin doğru yönetilmesiyle birlikte biz şu an Hakkari örneğini tartışıyoruz. Ama ben ısrarla 27 belediye ile ilgili böyle bir iç olduğunun altını çiziyorum. Çünkü 27 belediye başkanı ile ilgili hakkında bunun içerisinde Ahmet Türk de var, bunun içinde Siirt de var, birçok ağrı da var. Bunlarla ilgili devam eden soruşturma ve kovuşturmalar var. Şimdi eğer bu örneklik üzerinden diyen örneklik karşımıza geldiğinde hakikaten bunu hukuk içinde savunacak bir şeyiniz kalmaz. Ama mahkeme kararı çıkar mahkeme kararı çıktıktan sonra tasarruf alırsınız, bunu ifade edersiniz ve hukuki süreç biter. Orada bir şey deme şansınız yok. Dolayısıyla şimdi her şeyi burada sorgulama, gündeme getirme durumu var ama bunu da altını ısrarla çizeyim. Bunu ayrıştırmak olarak Hı -hı. ifade edeyim. Şimdi bir insan suç işler, devlet o suçu ya önler ya cezasını verir. Üçü yok. Yani ya önlersiniz ya da cezasını verirsiniz. Ama şimdi sürümcemede bırakıp bir meseleyi böyle bir yerel seçimin tekrarının bazı yerlerde yapıldıktan sonra hani ertesi gün böyle bir şey çıkardığında o zaman 10 yıldır yapmadığınız şey niye şimdi yapılıyor sorusunu sormamız gerekiyor. Yani ne oldu da 10 yıldır devam eden bir soruşturmada herhangi bir şey yapmadığınızda yeni durum nedir sorusunu sormak gerekiyor. Ha bu çarşamba günkü kararın etkilenmesine yönelik bir şey midir? Bu da hukuksal açıdan tartışılır. Çünkü artık kamuoyunda başka yani bu suçlamaları söylerseniz, bu suçlamaları ifade ederseniz dolayısıyla mahkeme heyeti de şunu biliriz Türkiye'de. Kamuoyu baskısını hepimiz biliriz ama benim geldiğim noktayı tekrar altını çizeyim. Bir önce Gürkan abinin ifade ettiği şey yani Türkiye'de DEM, HDP, HADEP bu siyasi partilerin kendisiyle ilgili PKK ile mesafe noktası kamuoyuna tartışıyor. Siyasi bir partidir, seçime girmiştir, Siyaset anlamında bu hak kendisine verilmiş ama meşruiyeti hepimizle tartışılır. Bu, bu burada hepimizin ittifak ettiği herhalde bir şey ama bu şunu beraberinde getirmez. Yani siz 10 yıldır devam eden bir süreçte o mahkeme sürecini beklemişseniz... ...sizin burada da bütün bu mahkeme sürecini bekleyip kararı ona göre vermeniz, vermeniz gerekiyor. gerekiyor. Bu birinci evet. kısım. İkinci kısım, tabii bu çok tartışılıyor. Bu İçişleri Bakanlığı'na verilen yetkinin özellikle KYK ile birlikte olan üstahal döneminde verilen yetki büyükşehir ve il belediyelerinde terör soruşturması olduğunda, görevden alınmalar olduğunda onları atama yetkisinin İçişleri Bakanlığı'na diğer yerlerde de valiye verilmesi çok tartışılıyor. Çünkü diyorlar ki yani demokrasi uygulanacaksa belediye meclislerinde bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntımız var. Çok açık ifade edelim. Sayın Soylu KYK görevine dönen mahkeme kararıyla göreve dönen KYK'ları biliyorsunuz ben görevi iade etmem demişti. Hatırlarsınız değil mi? Ve ben güvenmiyorum dedi kardeşim. Yani ben güvenmiyorum ve iade etmiyorum. Orada tartışma neydi? E tamam da şimdi bir hukuk var, hukuk devleti var. Ve hukuk içerisinde bir adamı mahkum ediyorsun. Neyle mahkum ediyorsun? Hukukla. Ne diyorsun? Diyorsun ki kardeşim ben senden şüphe duyuyorum. Seni KYK'lı olarak attım. Ben senin FETÖ'yle ve diğer örgütlerle bir mesafeni gözetmediğini görüyorum. Ve sonrasında bunu araştırma yetkisini yine mahkemeye veriyorsun. Ve mahkeme diyor ki hayır bu adam bana göre sustuzdur. Şimdi sen de diyorsun ki ben güvenmiyorum atamıyorum. Tam da sorun burada çıkıyor. Teşekkürler. Bu e, senin paylaştığın bilgiler üzerinden biraz devam edelim. Sonra 78 belediyenin 27'si hakkında böyle soruşturma ve kovuşturma <laughs> var dedin. Orayı da biraz açıp üzerinden konuşuruz. E, 10 yıldır süren, neden 10 yıldır sürüyor diye sorduğum cevap. Sena çok özür 27 belediye dışında bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın delil toplaması var. Demle ilgili onun da Hı. ayrı bir delil toplaması <laughs> var. Bir de o başlık var evet. bunu da bir konuşuruz ee, ama ben sizin ne düşündüğünüzü merak ettim bu açıklamalarla ilgili. Yani e, firariler vardı 30 klasör var bu nedenle 10 yıldır sürüncemede kaldı deniyor. Çarşamba günü bir karar çıkması bekleniyor ama iki gün öncesinden böyle bir adım geliyor neden sorusu soruluyor. Bir de yani bu yargıya bambaşka bir mesaj anlamı taşır dedi e, ee, Şükrü Küçükşay. Ne dersiniz bu üç konuyla ilgili nasıl değerlendirdiniz? Yani çarşamba günü karar verilecekse tabii o kararın ne şekilde çıkacağına bağlı olarak farklı değerlendirmeler yapılır. O kararın ne olacağını bilmiyoruz ama birinci söyleyeceğim şey iki gün kalmışsa 10 yılın sonunda iki gün sonra nihai karar çıkacaksa o mahkemedeki nihai karar çıkacaksa o beklenir. Bunu böyle neden devlet bekler. Yani Devlet aklı bunu bir bakar. Belki oradan mahkumiyet çıkacak. Mahkumiyet çıktığı zaman bu karar gene de alamazsanız da kesinleşmeyeceği için belki bir meşruiyet faktörü olarak devrede olur. Mahkeme kararı var dersiniz. O da ayrı bir tartışma. İstinaf, yargıta aşamaları yaşanmadığı için bir belediye başkanı nasıl alıyorsunuz? O ayrı bir tartışma olarak yürür. Ama şimdi karar duruşmasına iki gün kala böyle bir hamle yapmanız pek hayra alamet değil. Yani akıllara iyi şeyler getirmiyor. Onu bu kadar söyleyeyim yeterli. Dava niye 10 yıl uzadığının hiçbir izahı yok. Nasıl Evet şeyle. firariler var. O firariler dağa gittilerse adamların dağdan dönüşünü mü bekleyeceğiz? Akılları iyi şeyler getirmiyor dediğiniz başkanı, mi? Bir Kobani'de ayırdın mesela. Kobani'de firari sanıkları ayırdın. Burada firari, da, da ayrılabilirdi. Evet. Akıl var mantı. Ya evet. devlet aklı diyorum. Yani hukuk var. Devlet yani, aklı var. Yani Sena Hanım. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuk bizim kırmızı çizgimizdir dediği günde böyle siyasi bir kararın çıkmış olması gerçekten e, Manidar bence. O da ilginç bir şey. Yani nasıl bir kırmızı çizgi ki hukuk kararını beklemeden seçilmiş insanları görevinden alıyorsunuz ve yerine valiyi koyuyorsunuz. E, gerçekten cumhurbaşkanı bu sözünü nerede e, konumlandırmak gerektiğini de düşünmek lazım. Yani zaten bunun siyasete, siyasette uzlaşma arayışlarına, bu normalleşme süreçlerine ilişkin etkileri Tartışılacaktır, ama, konuşulacaktır. Yani, Kızılcamanda yapılan açıklamalar, yeni dönem seçimlerden sonra AK Parti'deki oy gerilemesi, CHP'nin birinci parti çıkması, Özgür Özelle Cumhurbaşkanı arasındaki diyaloglar, konuşmalar, bu işler ne oluyor, kim, çomak mı sokan var bu süreçlere, bunların hepsi soru işaretleri olarak gündemde. Ama sizin sorunuza dönecek olursak, dediğim gibi. Davanın 10 yıl uzamasının, 10 yıl sürmesinin hiçbir izahı yok. Hele içinde işte firariler varmış da o yüzden onların dönüşünü mü beklediniz? Celp mi gönderdiniz? Gelecekler mi bu adamlar? Kim? Gelecek gibi görünen firariler mi bunlar? Yakalanacak gibi duran firariler mi? Dağdaki adamlar mı? Dolayısıyla 10 yıl olmaz. Bakın aday gösteriliyor. Yani beklerseniz 10 yıl daha da bekleyebilirsiniz. Öyle bir, ne yani... kadar hakkında soruşturma... Ucu olan açık. adam varsa, sıkıntılı insan varsa onları aday göstermek gayreti içinde olan veya kandilden gelen telkinlerle, talimatlarla bu yönde eğilimi olan bir parti bunları biliyoruz. Yeni mi yaşıyoruz ya? 90'dan beri biz bu hareketin ne tür hal ve davranış içinde olduğunu biliyoruz. Devlet hafızası, devlet aklı diye bir şey var. Ama terörle mücadelenin tavizi olmaz ama hukuk devletinden de taviz olmaz. Bunu yapacaksınız. Hem hukuku işletecek hem de çok sert ve hızlı bir biçimde işletecek ama mutlaka hukuk zemininde hareket edeceksiniz. Türkiye'yi yani birilerin aklında Ankara'da veya başka yerlerde daha işte biz böyle. Öyle değil. Türkiye'yi kendi coğrafyasında ayrıştıran özelliği demokrasisi ve hukuk devleti kimliği. Dört yılda bir beş yılda bir yerel seçimler, genel seçimler, merkezi idareler, referandumlar bu Türkiye artık demokrasidir. Ve bu geri döndür dönülmez bir yoldur. Bu Neredeyse 200 yıldır devam eden bir yolun devamıdır. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Hukuk devleti kimliğini de yani terörle oturtmaya ve en etkili yolu da hukuk içinde kalmak derinleştirmeye çalıştığımız kabul bir süreçtir. Ediyor. Hukuk devleti, insan haklarına dayanan demokratik, demokratik hukuk devleti. Dolayısıyla bu bu, bu kimlikle meselesi olanın e, kendi zihin dünyasını Türkiye'ye Türk devletine, Türk devlet sistemine dayatması diye bir şey söz konusu olamaz. Hukuk devleti içinde olacak her şey. Ha ama hukuk devleti demek terörle mücadele edemeyen devlet, terörle mücadelede zaaf gösteren devlet demek değil. Bir de böyle bir algı var. Her yani işte hukukla mücadele edemiyoruz, edersiniz. Dünya etti, siz de edeceksiniz. Edin. Hukuku bir kenara bırakalım da böyle işte arkadan dolanarak bir takım kararlarla bir takım işler yapalım. Hayır. Bunu hiç kimseye kabul ettiremezsiniz. Biz burada hani terör konusunda tavrı tavizsiz olan insanlar olarak söylüyoruz bunu. Böyle bir şey olamaz. Terörün teröristin üzerine gideceksiniz. Acımasızca gideceksiniz. Hangi coğrafyada yaşadığınızı bilerek gideceksiniz. Burası Finlandiya'da değil. Biz bunu biliyoruz. Ama buranın Finlandiya olmaması, Baltık ülkeleri olmaması, kuzey ülkesi olmaması hukuk devleti de olmayacağı anlamına gelmiyor. Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan biraz da budur. Bu, bu kimliğimizden vazgeçemeyiz. Demokratik hukuk devleti. Bu zeminde oynayacaksınız bu oyunu. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Ee, nasıl bir gün gör? Size döneyim. Siz yani bu gelen verilerle, bu bilgilerle e, Nevzat'ın aldığı, ne yorumladınız? E, onu merak ettim. Bir de yavaş yavaş da mesela 78 belediyenin 27'si hakkında soruşturma konuşturma ayrıca demle ilgili yürüyen süreç bütün bunlar önümüzdeki dönemde benzeri durumları bizim çokça göreceğimiz anlamına gelir mi sorusunu da sorduruyor. Yani konuşmamın başında bu tartışmayı yürütürken ortaya koyacağımız çerçevenin ortaya çıkması muhtemel tartışmalarla ilgili önemli olduğunu söylemiştim. Hala aynı görüşteyim. Yani bizim e, kamuoyunda kanaatlerini belirten insanlarız. E, hukukçu değiliz mesela bugün burada hiçbirimiz ama sonuç itibariyle bir hukuk devletini ve bir hukuk devletinin hangi konuda olursa olsun hukukun bütün ilkelerine riayet etmesini savunuyoruz. Yoksa burada şimdi abuk sabuk mesajlar geliyor. Oturduğunuz terörü savunuyorsunuz falan diye. Burada hiç kimse terörü, teröristi, onların bir takım eylemlerini, Türkiye müzayi bir takım hesaplarını falan savunmuyor. Biz sadece orada onlarla etkin mücadele edebilmenin, sahici bir mücadelenin ve Türkiye'nin gerçekten toplumsal barışına hizmet edecek mücadelenin hukuk zemininde olmasını savunuyoruz. Bunu anlamak herhalde çok zor olmasa gerek bunu yazanlar açısından ama şöyle bir sorunu da bu ortadan kaldırmıyor. Bakın DEM Parti... Bir terör örgütünün siyasi uzantısı olma konusunda herhangi bir sıkıntıya, herhangi bir soruna, herhangi bir rahatsızlığa sahip değil. Bunları söyleyince de birileri karıncalanıyor ama hiç kimse karıncalanmasın. Bu gayet net. Bu örgüt böyle göstere göstere suç sicili kabarık bir takım insanları önümüze aday diye getirmeye devam ediyor. Peki biz buna bakarak yani orada hukukun bir takım temel ilkelerinden vazgeçip, Kardeşim sen madem böyle bir strateji izliyorsun, ben de senin işte herhangi bir şekilde hakkında soruşturma açılmış Yahut iddianamesi yeni yazılmış veya davası devam eden adaylarının adaylıklarını onaylamam diyebilir misiniz? Hayır mevcut. Bunu bir strateji olarak mı yaptığını düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Kiç net mi? ve tartışmasız demin bunun e, gerilimi tırmandırma stratejisinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Sena Alkan bir terör örgütü'nün gündemi bir hukuk devletinin gündeminden nerelerde ayrışır? Bir terörist ve bir terör örgütü sabah uyandığında o ülkeye, hedef aldığı ülkeye verebileceği zararların ajandasını oluşturur. Yani herhalde ben bu ülkeye nasıl hizmet edebilirim, bu ülkenin siyasetine nasıl katkı yapabilirim diye bir gündemleri olduğunu söyleyemeyiz. Eğer varsa söyleyen bunu, özellikle dem ve çizgisindeki partilerle ilgili sabaha kadar tartışabiliriz bunu. Buna dahi bir tane kimse delil gösteremez, buna dahi bir tane yaklaşım gösteremez. Kendilerine sağlanan zeminleri kendilerine gösterilen bir takım alanları hiçbir zaman meşru siyasetin zemininde değerlendirmemiş bir siyasi tırnak içinde çizgiden ve siyasi partilerden söz ediyoruz. Fakat bu önemli değil. Bugün konuşacağımız nokta bu net değil. Çünkü bu bizi meselenin özünden ayırabilir ya da koparabilir. Onların stratejileri bizi devleti hukuk dışına çıkarmak, hukuktan saptırmak, hukuk dışı araçları kullanmaya yöneltmek, gayrimeşru bir takım mücadele alanlarına çekmek olabilir. Ama devlet, devlet hakkı, hak, aklı ve hukuk bunun dışına çıkamaz. O zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Çünkü onların gündemi, onların ajandası farklı. Sizin ajandanız ve gündeminiz farklı. Bunu ayıralım. Ondan sonra Dem Parti hani suça müzahir ya da suç işlemiş, sicili kaparık bir takım adamları ya da işte adayları her neyse önümüze getiriyorsa vesaire bununla bizim ayrıca mücadele etmemize. Ayrıca buna dair böyle, örtülü bir takım işler çevirmemize falan gerek yok. Burada esas alan hukuktur. Ama burada gördüğümüz gibi çok önemli sene alkan deminden beri söyleyip duruyoruz hepimiz hukukun hızlı işlemesidir. Kritik davalarda karar süreçlerinin daha da hızlı olmasıdır. Yani buralara daha özel ilgiler gösterilebilir değil mi? Hani kararlara sakın aman yanlış anlaşılmasın. Kararlara müdahale anlamında değil. Bu mahkemelerin güçlendirilmesi, teknik imkanlarının, soruşturma imkanlarının, gerekirse hakim ve savcı sayılarının bütün bunlarla birlikte karar süreçlerinin hızlandırılması. Biz bugün ne yazık ki terörle ilgili bu ağır Türkiye'yi hedef alan suçlamalarla ilgili meselelerde en çok ne yazık ki hukukun ağır işlemesinden şikayet ediyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Hiçbirimiz burada oturan hiç kimse, sokaktaki hiç kimse sabah kalktığında evinde güvenle dışarıya çıkmayı hesap eden hiç kimse bunu hak etmiyor. Hukuku adam gibi işleteceksiniz. Yargı kararlarını kesinleştirdiğiniz takdirde yapmanız gerekeni yapma konusunda bir an bile tereddüt etmeyeceksiniz. Efendim bunların da Türkiye'ye dair şu görüşleri varmış, bu görüşleri varmış. Onları geçeceksiniz. Onların yapması gereken bir tek iş vardı. Bugüne kadar onu da yapmadılar. Yapmaya niyeti de görünmüyorlar. O da nettir. Terörlü olan mesafelerini ayırmak bunu tartışma dışında tutamayız bugünkü tartışmada bunu gündeme getirmemiş olmamız konunun başka bir alanda tartışıyor o tartışılıyor olması yoksa dem parti ve çizgisindeki siyasi partilerin her adımı her hamlesi belediye başkan adayları yok eş başkanlıklar bilmem neler falan filan ya bizim belediye başkanı ya da yerel yönetimler yasamızda ve uygulamamızda eş aday diye eş başkan diye bir sistem var mı? Yok. Ama ısrarla ve inatla kendi dayattıkları bir şeyi gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesinin örgüte daha müzahir, ötekinin daha siyasi kanada müzahir ve yakın olduğunu biliyoruz. Eğer çizgiden çıkarlarsa zaten onları örgütün içinden geliyor, birileri de hizaya falan çekiyor. Bunları unutarak konuşmuyoruz elbette. Ama bugün konuştuğumuz konu tekrar söylüyorum. Şimdi bu ayın 5'inde karar açıklanması meselesi. Eğer birkaç gün önceden o karar açıklanacak veya bir mahkeme kurulacak en azından tekrar o gün demek ki bu davanın bir duruşması var beşinde eğer yanlış anlamadıysam değil mi Nevzat öyle evet, anlıyorum evet. ben. Ya şimdi bu tür duruşmalarda şöyle de olur. Karar çıkması beklenir, muhtemeldir ama bu illa karar çıkacağı anlamına gelmez. Mahkeme başka bir delille, başka bir yaklaşımla süreci uzatabilir, başka bir tarihe verebilir veya o gün karar açıklayabilir. Taraflar daha üst mahkemelere olan başvuru süreçlerini kullanarak o başvurularını yapabilirler. Ama böyle bir karar arifesinde ise bu süreç neden bugün böyle bir uygulama yapıldı? gerçekten bunu anlamak da kabil değil. Vallahi yani. Ben zaten de size onu yöntem olarak ama ben de anlamadım evet. Dediniz. <laughs> e yani yöntem <laughs> olarak zaten bunu konuştuk değil mi? Bu değil meseleyi değil. idare üzerinden yapmakla kesinleşmiş mahkeme kararları olarak yapmak arasında dağlar kadar fark var. Birisinde meselenin siyasi mülahazalarla yapıldığı algısı ortaya çıkıyor. Diğerinde ise toplumun geniş bir kesimi, o geniş olmayan kesimde bulunanlar da her durumda dem ve benzeri partilerin çizgisini savunanlar. Onlarla ilgili yapılacak bir şey yok. Umarım görüşlerinden vazgeçerler. Türkiye'nin demokratikleşmesi, meşru siyaset zeminde siyaset yapma kararını alırlar. Onlara bugün söyleyebileceğimiz sadece o kadar. Ama mahkeme kararları üzerinden hareket etmek sizin hukuki zeminde hareket ettiğinizi gösterir. Kimse sizin uygulamalarınızı tartışamaz. Tartışıyorsa da boşuna tartışmış olur. Ama bugün idarenin aldığı karar üzerinden üstelik Nevzat'ın verdiği bilgi bir bilgi geldi önemli bilgi. 5 Haziran'da bir duruşması olan bir mahkemenin hemen öncesine böyle bir karar almak benim açımdan eğer hani bambaşka bir bilgi yoksa ne olacağını da bilmiyorum doğrusu açıklanabilir bir durum değil sana alkan. Bir şey mi ekleyeceksiniz? Tek bir şey Sonra söyleniyor. Da ben de aynı bir şey soruyu soracağım. soruyorum şu an bölgede kaynaklarına. Tek bir şey söylenebiliyor. O da iddia olarak söyleniyor. Altını çizeyim. Deniyor ki belediye başkanı aslında beşindeki kararı, nihai kararı o da bekliyordu. Nasuh abinin dediği gibi genelde olmayabilir ama bekleniyor. Herkes bekliyordu. Ve iddia altını evet, çizerek evet. söyleyeyim. Bak şey değil yine altını çizeyim çünkü yurt dışına gideceğiyle ilgili bir şey ifade ediliyor. Şimdi tabi orada soru şu. Böyle bir suçla yargılıyorsanız yurt dışı yasağı var mı yok mu? <laughs> i̇kincisi. Zaten firari var dosyada bir dünya firari ikincisi, sanık var diyorsun. İkincisi Neden yurt dışı yasağı? İkincisi Demedim. hani böyle bir noktaya doğru geldiğinizde madem böyle bir karar çıkacaksa bu karar az çok belliyse. Altını yine onu çizeyim. Belliyse ki öyle gözüküyor. E peki bu noktada neden şu ana kadar bir yurt dışı yasağı vesaire falan? Çıkarım çok açık ama. söyleyeyim çok zorlanan işler bunlar. Sebebi şu. Yani birincisi, bakın biz bile mahkeme kararı yorumlarken belliyse cümlesini kullanıyorum. Normalde benim gazeteci olarak bunu kullanmamam lazım değil mi? Ama biliyorum ki şuradan suç suçlamayı kamuoyuna yaptığınızda bu insanı orada biraz önce Şükrü abinin ifade ettiği yani bu hukuk üzerinde, mahkeme üzerinde baskı kurar mı kurmaz mı sorusu eşim sıradan bir vatandaşı şunla yargılasanız çıkma ihtimali var mı? Yani bütün bu suçlamaları yaptığınızda delillerini sağlamsa değil. Ama burada öyle bir noktaya geldik ki yani konuştuğumuz mesele ne? Gerçekten ben anlamıyorum. Yani 10 yıldır devam eden bir dava var. Çarşamba günü sonucu açıklanacak. Çarşamba günü sonuçla ilgili olarak da az çok herkesin ne beklediği zaten belli. Bir gözaltı yapıyorsunuz, yeni bir soruşturma var diyorsunuz. Ya tamam da yani önleminizi alırsınız. Yurt dışı yasağı mı koyuyorsunuz, başka bir şey mi koyuyorsunuz? Bu meseleyle ilgili önlem alırsınız. Bilmiyorum var mı yok mu. Fakat geldiğimiz nokta hukuk içerisinde şimdi Nasuh abi'nin ifade ettiği şey Şunun altını çizeyim. Birinin hukukunu savunmak, birinin görüşünü savunmak değildir. Değildir. Bunun altını ısrarla çizeyim. Yani eğer birisi bir haksızlığa uğramışsa, haksızlık kimden kime karşı geliyorsa gelsin fark etmez. Orada onun hukukunu savunursunuz ama görüşünü savunmazsınız. Görüşünüzü en ağır şekilde ifade edersiniz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde biz hepimiz sonuçta hukuk üzerinde okuma yapmak zorundayız. Çünkü yargılama yapan hukuk, yanlışla doğru karar verse de hukuk, onun bir üst mahkemesi hukuk, serbest bırakacak olan da hukuk, alacak olan da hukuk. Yani sonuçta beğensek de beğenmese de hukuk içerisinde hareket etme zorunu var. E şimdi bununla ilgili tabii şimdi toplumda siyasi davranış sergileyebilirsiniz. Yani burada atıp da tutabilirsiniz ama meselemiz şu, biraz önce bahsettim. Şimdi bir sınır ötesi operasyon var. Yani herkesin Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin beklediği bir operasyon var. İki, Suriye'de YPG'nin bir seçim meselesi var. Zaten bununla ilgili jeopolitik anlamda çok ciddi sıkıntılar var. E bunun üzerine devam eden 27 soruşturma var ve dolayısıyla yönetilmesi gereken de bir süreç var ve ben bu sürecin doğru yönetilmediğini söylüyorum. Teşekkür ederim. Yani şöyle sabah mesela İçişleri'nin açıklaması geldi, okuyorsun böyle açıklamayı gerçekten uzunca bir açıklama. Sonra detayları geliyor. E, dediğin yere de gidiyor. Sonra e ne oluyor diye soruyorsun. anlamlandıramadın Bir sürecin içine giriyorsun. Nasıl Şükrü benim size sorum. Az önce Gürkan Zengin dedik ya bir yandan da önce Şükrü Küçük Şahin şuna hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuksuzluk karşısında bizden kimse yumuşama beklemesin sözünü. Bunun üzerine de Gürkan Zengin dedik ya bir normalleşme süreci de var. E, konuşulan ee, siyasi atmosfer açısından. Ee, burada bu süreci çomak mı sokan var sorusunu da sorduruyor bir yandan dedi. Böyle bir ihtimali siz öngörüyor musunuz? Yani bütün bunlar konuş Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki insanların e, Türkiye'nin geleceği için aynı görüşlerde olmasa bile ortak hatta ortak demek hafif kalır, kangren haline gelmiş sorunlarına katkı sağlama çabası neyi kastediyorum? Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Özgür Özel'in Sayın Özgür Özel'in de çok e, bence çok olağanüstü çabasıyla gerçekleşen müzakere zemini üzerine söylüyorum bunu. Birçok yerden baltalanabilir. Bu biz bunları bu coğrafyada ilk defa duymuyoruz. Eğer böyleyse de ilk defa yaşamamış olacağız. E, fakat bir şey yok mu? Yani o, o zaten beni çok üzüyor ve sıkıntılı bir konuşma yapıyorum bugün kendi açımdan. Ya şimdi siz 40 45 yıldır yani Şemdin Eruh hikayesinden bu yana Uzun yıllardır terör diye bir belayla mücadele ediyorsunuz. Bölgesel sponsorları var, uluslararası sponsorları var. Ne yazık ki kendi içinde içinizde karşılığı var. Yapıp ettiğiniz hataların getirdiği sorunlar var vesaire. Ama bu kadar zaman sonra devlet aklı ve devlet aklının unsuru olarak sahada olan unsurların, aygıtların, araçların daha akıllıca çalışma konusunda bir refleks geliştirmiş olması gerekmez mi? Ya Allah aşkına bu sorun böyle yönetilir mi? Ya Sena Alkan, Gürkan Zengin, Nevzat, Şükrü abi yani biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Yani şehit cenazelerinden tutun da insanların yaşadığı birçok acıya kadar 15-16 yaşındaki evladı kendi isteğiyle falan değil. Bağrından kopardıp alıp götürülüp dağlarda terörist yapılan annelere kadar yani bu konu çok can yakıcı bir konu değil mi? Ya burada devlet aklının artık yani bazı konularda tercihler yaparken hem demokrasinin sınırları içinde hem de hukuk devletinin sınırları içinde makul tercihler yapması gerekmiyor mu? Zaten hukuk zemininde kalmak makul bir tercih değil, bir zorunluluktur aynı zamanda. Ya yani canınız istediği gibi davranamazsınız bu konularda. Bu benim hukukuma da riayet etmediğinizi gösterir. Gürkan'ın da senin de diğer arkadaşlarımızın da bu hepimizin ortak hukuku, hepimizin ortak geleceği. Yani buralarda efendim bugün işte beşinde mahkeme var ama ben üçünde böyle bir karar alıyorum. Eğer böyleyse tabii yani bilmediğim için hep böyle eğerlerle konuşuyorum. Buna kimsenin hakkı yok. Siz terör örgütünün ona müzahir, onunla birlikte hareket ettiğini, onunla organik bağları olduğunu asla inkar etmeyen bir siyasi partinin ortaya koyduklarını hukuk zemininde ele alırken, terörle mücadele ederken onlardan farklı davranmak zorundasınız. Onlara benzeyemezsiniz, onlar gibi davranamazsınız. Yani çizginin dışına çıkamazsınız. Bunu daha kaç cümleyle anlatabilirim bilmiyorum ama ama öte yandan da şu var, şu var devlet aklı dediğiniz mekanizma buralarda daha ince, daha hızlı bir takım çözüm araçları da üretebilir. Bunlar da o kadar zor şeyler değil. Yani bu mahkeme, o mahkeme süreçleri, yüksek seçim kurulu, bu mahkemenin süreciyle ilgili şu anki yetkileri dahilinde değil ama ya kardeşim bu niye 10 yıldır sürüncemedi? Belki 10 yıldan daha fazladır devam eden davalar da vardır. Bilmiyoruz şu anda bakmadığımız için ben öylesine söylüyorum. Ama 10 yıl bir az süre değil ki. 10 yıl boyunca zaten şimdi tekrar ilk turda söylemiştim. Tutuksuz yargılanan da bir isimden söz ediyoruz. Yani tutuksuz yargılanıyor. Ya tutuklu olarak yargılansa belki durum daha farklı olacak. E, dolayısıyla ben e, geldiğimiz noktada idari tasarrufların bu denli üst düzeyde kullanılmasının, mahkeme kararları gibi yargının kesinleşmiş kararları gibi gayet açık bir takım tartışmalara asla kapı açmayacak zeminlerin kullanılmamasını hayretle izliyorum. Yani bunun bize getireceği, bize sağlayacağı herhangi bir şey de yok açıkçası söylemek hı hı. gerekirse. E, Türkiye'de bundan hep zarar gördü. Bugün de bundan zarar görürüz ve umut ederim ki bu örnekten sonra ortaya çıkması muhtemel dava, iddia, kayyum vesaire gibi süreçleri de doğru yönetme konusunda refleks gösterilir. Hani orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği elbette çok önemli. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçmişte bir dava üzerinde alınmış kararların bugün efendim normalleşme var, yumuşama var, ılımlı bir hava var. Ee, bu dava süreçleri de değişsin demek de şu anlamada gelir. Bakın bunlarda da çok doğru tartışmak lazım. Yani geçmişte bir hukuksuzluk yapıldı ama bugün madem ortalık yumuşadı o hukuksuzluk yapılan alanlarda tekrar hukuka dönelim. Geçmişte hukuk çerçevesinde kaldığınıza inanıyorsanız Peki. öyle davranın ve öyle devam edin. Geçmişte hukuksuzluk yapıldığına inanıyorsanız o zaman çıkın deyin ki ben bu konuları yanlış yönettim, yanlış kararlar verildi. Bu kararlardan dönülmesi gerekiyor. Bunlar öyle muhasebesi yapılmadan toplumun karşısına bir takım e, muhasebeler ortaya konmadan da yönetilebilecek süreçler değil. Kimsenin hukuki süreçler üzerinde bir hukuk devletinin temel varlığı ve e, ilkeleri üzerinde kuşku yaratmaya da hakkı yok. Teşekkür ediyorum. Buradan benim de geçmek istediğim başlıklardan biriydi. Bu normalleşme ve hukuka dönük çeşitli davalar üzerinde yapılan çağrılar. Şükrü Küçük Şahin sizinle devam ederiz ama çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Ardından buradayız. Devam ediyor açık ve net. Ee, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması Nevzat bazı bilgiler paylaştı. Ee, dava ile ilgili firariler olduğu, on, 2014'ten beri devam etmesinin bir nedeninin bu olduğu. Ee, 5 Haziran'da yani Çarşamba günü bir karar duruşması olduğu. Yine bir iddia olarak da aktardı ee, bir yandan. ...bir yurt dışına kaçma ihtimali gözetildiği... ...benzeri bir bilgi bu arada bizim Çetiner Çetin yazmış... ...Güvenlik Politikaları Koordinatörümüz onda da var. Der ki Kuzey İran'a kaçma iddiası var. İhtimali üzerine istihbarat alanına takıldığına dair bazı iddialar var... ...ve kaçmaya hazırlanırken yakalandığı iddiası var diye. O da aktarmış. Durum böyle. Üç iddia var sana söyleyeyim o zaman. Üç iddia altını çizeyim. Birinci iddia zaten fiziki ve teknik takipte olduğu ile ilgili... İkincisi Vanda olmasa asla bu bahsedilen yurt dışına gitme hikayesinin daha ağırlık kazandığı ile ilgili. Üçüncüsü de bu beşindeki dava sonucunun az çok beklendiği ile ilgili. Bunları iddiaları sıralayalım ama tabii bütün bu iddiaları sıralarken de yönetilen sürecin çok doğru yönetilmediğinin altını çizelim. Hı hı. Şükrü Küçük Şahin, az önce konuştuğumuz bir parça açtığımız başlıkta siz ne dersiniz, ne diyeceksiniz merak ettim. Kendiniz söylediniz az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuksuzluk konusunda kimse bizden yumuşama beklemesin diye hukuksuzluk karşısında, bir yandan da bu normalleşme süreci konuşulurken bunların olması bu sürece çomak sokmak isteyenler mi var sorusunu sordurur demişti Gürkan Zengin. Sizce öyle mi bu sürece bir çomak sokmak isteyen? Var mı ona ilişkin bir emare mi görüyorsunuz? Buradan normalleşme başlığını da açalım. Sonra benim bugün dikkatle okuduğum bir yazı vardı. Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Oradan da sorularım olacak konuklarıma. Buyurun lütfen. Yani Sena Hanım bir kere bu yanlış karar çıktıktan sonra e, devletten gelen bu tip açıklamaları yok şuraya kaçacaktı, buraya kaçacaktı falan. E i̇ddia ben bunları, olarak hani, paylaşılanlar diye not edelim. Zaten bunların hepsi iddia ve dile getirmeyi çok haklı da bulmuyorum. Haklı da görmüyorum onu söyleyeyim. E söyleyecek yani şimdi şu andan itibaren e, dilin kemiği yok. Her şeyi söyleyeceksiniz. Çünkü ortada e, görevinden alınmış bir belediye başkanı var ve atanmış bir kayın var. E, çünkü bunun toplumun e, vicdanlı, e, toplum vicdan tarafından kabul edilmediğini edilmediğini bildiğiniz için böyle gerekçeler yaratıyorsunuz. Bakın Terörle mücadelenin en etkili yolu hukuk içinde kalmaktır. Türkiye bu konuda çok dersler aldı. Yani hukuktan uzaklaşıp ya bunlar işte şöyleler böyleler diye hukuk dışına çıktığında terörle mücadeleye en büyük zararı verdik. Çünkü kamu vicdanının sızlamaması gerekiyor. Bu doğrudur. Bakın yine devam edeceğim. Yani okudukça Cumhurbaşkanı sözlerinde çok güzel şeyler buluyorum. Hukuk devleti ilgisi <laughs> sana bana göre tarif edilecek bir şey değil de onu söyleyeyim. <laughs> Cumhurbaşkanı diyor ki hukuk devleti Dediğinize ilgisi, ilgisi da ilgisi, göz nasıl? bebeğimiz. Buyurun. Göz bebeğimiz görmeliyiz. Hukuk herkese lazım. Hukuk kişilere, zümrelere, kurumlara tabi olmayan evrensel bir değerdir. Birden Birdenbire aklıma Cumhurbaşkanı'nın yanında hani kim ne yapıyor? Milli hukuk, milli yargı diyenler geldi. Cumhurbaşkanı diyor ki hukuk Zümrelere, kurumlara tabi olmayan evrensel bir değerdir. İnsanlığın ortak kazanımlarının ve tecrübelerinin evrensel bir ifadesidir. Hukuk aynı zamanda çağdaşlığın ve, ve medeniyetin bir ölçüsüdür. Hukuk ekmeğini arayan işçinin, özgürlüğü öğrencinin şu su bu su diye devam ediyor. Demin şey dedim yani ya, oy veren seçmende bir kırılganlık yaratmamak lazım diye. Bakın. İnanın yeni gözüme çarptı Cumhurbaşkanı diyor ki yine o konuşmalarında evrensellik ve yerellik üzerinden hareketle diyor bunlar diyor sık sık e, şey yapılıyor karıştırılıyor diyor bir toplum e, kuşkusuz aynı gezegeni paylaştığı insanlık ailesinin diğer üyeleriyle birlikte demokrasinin evrensel stat standartlarına kavuşmasını amaçlamalıdır. Yani Cumhurbaşkanı'nın kendisi yargılanıp mahkum olduğunda söylediği bu güzel tespitler gerçekten doğru tespitler. Ama bugün gelin bakın işte bir şey söylüyorsunuz e ama terörle böyle mücadele edilir mi? Hayır efendim. Terörle mücadelenin gerçekten birinci koşulu hukuk içinde kalmaktır. Yine bunu kabul edelim. Onun için burada kimse teröristi falan filan savunmuyor. Ama biliyoruz ki terör de, e, hukuk dışına çıkıldığında bundan en çok da Teröristler ve terör örgütleri yararlanıyor. O nedenle benim hakkım senin hakkın diye değil, herkesin hakkı temelinde bir savunma yapmalı. Ve herkesin hakkı temelinde yarın sana da hukuk gerekecek e, temelinde yaklaşmamız lazım. Yani burada ciddi bir sıkıntı var. Bunu görmemiz lazım. E, umuyorum devam etmez ama da devam edecek. Çünkü tekrar söylüyorum bu bir siyasi karar. Siyasi karar olduğu için korkularım var. Bakın bu siyasi kararı böyle hani küçücük ki savunmuyorum. Ben e, tamamen bunu yanlış buluyorum. Küçücük bir iyi e, niyet gösterisi yapılabilirdi. Neydi? Ya belediye meclisi içinde seçim yaptırılabilirdi. Yapmadı mı Türkiye? Yaptı. Yani geçen 5 yılda pek çok belediyede belediye meclisi içinden seçim yapıldı. Burada tekrar söylüyorum. Bir kişinin işlediği suçun terör suçu olup olmadığını, terörist olup olmadığını kim karar verecek? Mahkeme karar verecek. Yargı karar verecek. Yargı kararı yokken peşinen yapılan bu uygulamalar e, toplumun en azından belli bir kesiminde oraya ona oy veren ki Sayın Cumhurbaşkanı mesela belediye başkanı iken sıklıkla vurguluyor. Bana oy veren 1 milyon seçmendi. Evet ona da oy veren işte kaç yüz bin seçmen var. Bunların e, duygularının, aidiyet hislerinin zedelenmemesi lazım. E, o nedenle bunu terörle bağlantılandırmadan e, konuşmak lazım. Hukuk temelinde konuşmak lazım. İnsan hakları temelinde konuşmak lazım. Milli irade temelinde konuşmak lazım. Bunun nasıl sınırlanacağı da zaten yasalarda, anayasada belli. Kimse bir şey demez ki. Ya yani hukuk kararını verdikten sonra... Buna itiraz da gelmez. Ama siz evet. daha bu karar vermeden, üstelik iki gün kalmışken böyle bir karar veriyorsanız, bu anlamda. Şimdi bunu tabii ki e, içini sindiremeyenler olabilir. Hani yumuşama konusunda falan. E sonuçta Ak Parti ülkeyi tek başına yönetmiyor. Yani cumhur İttifakı olarak yönetiyor. E, geçmiş dönemlerde de ittifak halinde yönetti. Ve ben şöyle bir eleştiri yapmak isterim Ak Parti'ye. Ee, gerçekten zaman zaman kendi iradesini koyduğunu pek düşünemiyoruz. Yani daha önce işte sonradan terör örgütü olan bir cemaatin iradesini görüyorduk. Bugün de mesela çoğu noktalarda koalisyon ortaklarının daha fazla irade koyduğunu görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı konuşmalarına baktığımızda sanki bugünkü karar o konuşmalarla tezatlık içeriyor. Ama koalisyon ortağına baktığımızda hiç de tezatlık içermiyor aksine bunun daha ileri adımları da atılacak gibi görünüyor. O nedenle e, yani siyasette normalleşme için Türkiye'nin bu anormal durumlardan öncelikle kurtulması lazım. Hani koalisyon bitmişti ya e, 2017 referandumuyla görüyoruz ki daha kötü şekilde bir koalisyon gelmiş ve e, bu noktada da ülkenin öndeki gelişmeleri tıkıyor. Yani Mehmet Şimşek'in yurt dışında bir ee, arayış içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde e, doğrusu yurt dışında yine Türkiye'ye yönelik bu tip hukuk e, güvenliği noktasında soru işaretlerinin yaratılması da ciddi bir sıkıntı. Bence bunu hem Cumhurbaşkanı hem de Mehmet Şimşek ya da onun gibi düşünenler varsa göz önünde bulundurması gerekiyor. Baktığımızda bu karar eee yani 31 Mart seçimlerinden de ders almamakla ilgili bir tabloyu gözümüzün önüne seriyor. Ee, hiç değilse diyelim ki belki bizim eleştirilerimiz bir e, uyarı niteliği taşır da bundan sonraki süreçler en azından bu şekilde dediğim gibi bir yargı kararlarına bağlanır, iki bir siyasi tutum olmadığını göstermek için belediye meclisleri içinden bir seçim alternatifi düşünülebilir. Teşekkürler. E, normalleşme kısmına yavaş yavaş geçelim mi? Bütün bunlar normalleşme sürecini baltalar mı e, diye bir yanıyla da sorulur. Çünkü mesela bugün açıklamaları var. Özgür Özel'in e, işte e, kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir demokrasinin ve halk iradesinin yanında kayyum anlayışının karşısındayız diyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türkle genel merkezle bir araya geldik dedi e, 31 Mayıs'ta. Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısındayız dedi. Bir yandan da Osman Kavala'dan Can Atalay'a çeşitli başlıklarda ahim kararlarına, AYM kararlarına uyulması konusunun Erdoğan'a yaptığı ziyarette gündeme geldiğini söylemişti Özgür Özel. Ee, mesela bugün Buyurun, buyurun. Sena Hanım buyurun çok özür dilerim benim bir şey daha Demin abi. Ya e, hani Aklına geldik, ben e, Seçmenin özür diliyorum. Bir şey unuttum da onun için Buyurun. Unuttum yani Cumhurbaşkanı bir sözünü okuyacaktım unuttum. Hani siz seçmenin, bugün bütün metni e, okudunuz zaten. Aidiyet Şükrü Bey. duygusu. Bu, bu, buyurun. Yo yo aidiyet duygusu ile ilgili. Bakın çok güzel bir sözü var Cumhurbaşkanı. Buyurun. Diyor ki e, devlet hukukun üstüne dikkat etmeli diyor e, Emredici vasfının e, herkesi bir potada eritici ideolojisi olmaması gerekir. Devlet bir ideolojiye sahiptir ve sadece kendi ideolojisinden yana olanları güçlendirmektedir. İdeolojisine yandaş olmayanları dışlayarak etkisiz kılmaya çalışmaktadır. Bunun tabi sonucu da siyasi istikrarsızlık, devletle toplum arasında yabancılaşma ve toplum kesimleri arasında derin bir kopukluk olmaktadır. Demin benim işaret ettiğim şey, inanın bu sözleri sonradan gördüm ama <laughs> okuyacaktım, unuttum, havada kaldı. Bunu Çok... da söylemek istiyorum. Yani o kopukluğu yaratmamak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün benim bütün konuşmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına atıfla diyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ aktardıklarınız Aktardığınız <laughs> için. Vallahi bugün bugün tam günü diye düşünüyorum. Teşekkür ederim aktardığınız için. Sağ olunuz Ben soruma dönüyorum. Buradan da devam edelim. Ee, der ki mesela Abdülkadir Selvin'in yazısında bugün okuduğum böyle halka halka bahsetmiş. İşte e, bir paradigma değişimi olacak eee der AK Parti içerisinde buna bir hazırlık var. Ya değişim ve normalleşme bir beraber mi görüyoruz nasıl okuyoruz diye de merak ettirdi bana. Çünkü 28 Şubat'ta mahkum olan emekli generallerin affedilmesi bunun ilk halkasıydı diyor. Cumartesi annelerinin cumartesi insanların Taksim'de eylem yapmalarına 5,5 yıl sonra izin verilmesi bunun ikinci halkasıydı. Şimdi üçüncü sırada Osman Kavala ve Gezi'den mahkum olanlar olabilir. Bu zemin üzerinde yeni bir siyaset inşa edilecek diye bir reçete hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. Az önce Şükrü Küçükşahin'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yani Cevdet Yılmaz'ın yurt dışı temaslarında yapısal reformlar, daha reformist bir yaklaşıma dönük, hukukun üstünlüğüne dönük ekonomik kesimlerinin de beklentileri oldu. Yani hepsi böyle bir harman oldu ama Nevzat ne dersin? nasıl Nereye çalışmış, gider? Gelmiştir diyorsun Nevzat. Şöyle. <laughs> şimdi birincisi şunu çok net ifade edeyim. Tabii bu paradigma değişikliği değişim, ismini ne derseniz deyin. Sonuçta AK Parti bu seçmen kitlesini çok iyi okuduğunu düşünen bir parti ve açıkçası ben Hı -hı. de bazı kesintiler olsa bile bunun hala devam edeceğine dair umudumu koruyorum. Sebebi şu. Şimdi Buradaki temel mesele, Türkiye'nin önüne gelen sorunlara bakıldığında aslında bunlar bir nevi AK Parti'nin de geçmiş dönemde tabularını yıktığı sorunlardı. Mesela Dersin meselesi çıkışı, mesela Kürt meselesi çıkışı, mesela tarihle ilgili ezber bozan yaklaşımlar, bürokrasiyle ilgili, onun ile ilgili ezber bozan şeyler. Fakat bunlar daha sonra AK Parti'ye bir nevi, tırnak içinde kullanayım bu cümleyi çünkü çok açık, devletleşmeyle birlikte yapılan suçlamalar olmaya başladı. Yani sen aslında kuruluş itibariyle herkesi bünyende topladın, reformlarla bu toplumu kendine inandırdın, bir yere doğru getirdin, bunu ekonomik göstergelerle destekledin, bir nevi insan hakları ve uygulamalarla büründürdün ama sonra bir noktaya geldi. Bundan geri adım atmasan bile belli bir yerde duraksadın. Şimdi orada da AK Parti çevresi 15 Temmuz'dan tutun birçok gerekçeyi gösteriyor. Abdülkadir Selvin'in yazısında bunların tespiti güzel ama esas soru sorulmamış. Neydi AK o? Parti MHP ile bunları nasıl yapacak sorusu. Yani AK Parti ile MHP arasında çok açık ifade etmek lazım. Belli konularda çok ciddi görüş ayrılığının olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani mesela gezi meselesine bakış AK Parti ile MHP arasında aynı mı? Hayır değil. Can Atalay meselesinde aynı mı? Değil. Güvenlik meselesinde terörle mücadele kısmını söylemiyorum. Güvenlik meselesi ve benzeri aynı zamanda e, brokasi meselesinde bunlar çok farklı. Dolayısıyla da şimdi burada bir ortaklık söz konusu ve bu ortaklığın getirdiği yükümlülükler var. Şimdi AK Parti kendi değerlendirmelerde Kızılca ve benzeri yerlerde birçok değerlendirmede şunun farkında. Sayın Efkan Alan'ın başını çektiği, bir şekilde bunun böyle olması gerektiğini ifade eden bir reform tartışmaları var. Sayın Cevdet Yılmaz da orada. Şimdi bu reform tartışmaları niye çıktı? Sebebi şu, şimdi Sayın Şimşek bir ekonomik program uyguluyor. Ama bu ekonomik programın bu yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor ki, bunun daha ileride başarı şansının artması anlamına geliyor. Nedir bunlar? Mesela bir şekilde sermaye meselesi. Mesela bir şekilde uluslararası hukukun, uluslararası anlamda, itiraz edilen hukuk ekonomi hukuk anlamında söylüyorum. Veya işte mal dolaşımından tutun birçok yapısal reformun buna desteklenmesi lazım. Bunda bir şekilde içeride işte belli şeylerin kısıtlanmasından tutun israf mekanizmasının yerle bir edilmesinden tutun bürokratik vesayetin yeniden düzenlenmesine kadar birçok yapının desteklenmesi lazım. Şimdi AK Parti'de temel görüşler öne çıktığında bir görüş ısrarla şunu ifade ediyor. Aslında biz seçmen Türkiye'de %82-85 seçmen bir şekilde bize oy vermişti. Biz ekonomi düzeltirsek aslında biz tekrardan kendi kulvarımıza dönebiliriz tarzı bir yaklaşım var. Ve ben de ısrarla seçimlerden sonra bu yaklaşımın tek başına yetmeyeceğini düşünenlerden ve hala aynı noktadayım. Çünkü seçmen AK Parti'ye sadece ekonomik açıdan bir uzaklık hissetmedi, bir küskünlük hissetmedi. Bunun farklı şeyleri var. Mesela temel soru Devlet ve parti ayrımı söz konusu olduğunda, o yaklaşım söz konusu olduğunda nereye bakacağını şaşıran bir seçme ve bir AK Parti kitlesi var. Yani külliyeye mi bakacak? AK Parti genel merkezinden bakacak? Oradaki reflekse mi bakacak? Bu çatışıyor. Mesela bunun çatıştığını biz nerede gördük? İşte Van kararı çıktığında Sayın Mehmet Uçum'un değerlendirmesi başka bir şeydi. AK Parti içerisinde çoğu ismin, birçok ismin değerlendirmesi başka bir şeydi. Ben de orada ısrarla Sayın Uçum Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanlığı danışmanı ama parti olarak partiden ziyade aslında bir devletin mekanizmasında görev alıyor. Dolayısıyla da sergilediği tutum devlet tutumu e AK Parti'deki parti tutumunu sergiliyor ve bu zaman zaman çakışıyor. O nedenle şu an geldiğimiz yer içinde normalleşmeden kasıt ilk günlerde de söylediğim meseleyi tekrar söyleyeyim. CHP'nin algıladığı başka bir şey, AK Parti'nin algıladığı başka bir şey, MHP'nin algıladığı başka bir şey, bugün Demin algıladığı başka bir şey. Kimin algıladığı ne? Şöyle... AK Parti'nin normalleşmeden algıladığı şey aslında Türkiye'nin kronik sorunları veya seçmenin itiraz ettiği mekanizmaları bir şekilde yumuşatma. İşte biraz önce bahsedilen davalar bunu tipik örnekleri muhalefetle görüşme bunu tipik örnekleri bürokrasi içerisinde partiye bağlı kalmadan bir şekilde hareket alanını genişletmesi bunun tipik örneği AK Parti ile CHP'li vekillerin tek başına şu an televizyonlara çıkmış olması bunun bir tipik örneği bunu sıralayabilirsiniz Bu davalarda iler yani bu davalar dedin ya orada mesela AK Parti'nin tutumu ne o halde Çünkü AK Parti orada çok tek açık Tek bir çok bir tutum çok var. Çok açık mi? ifade edin tam da o tek bir düşünce yok orada bir kısım düşünce şunu söylüyor. Tamam kardeşim gezi bir darbeydi, gezi bir kalkışmaydı. Sonuçta biz bunu tespit ettik, cezasını verdik ve dolayısıyla bunu kamuoyunda mahkum ettik ve bu saatten sonra bunu çok sürdürmenin bir anlamı yok diye yani bir kesim var. İkinci kesim ya baştan itibaren esasında Gezi meselesinde bir kalkışmaya dönüştü. Bununla ilgili olarak FETÖ meselesinden tutun birçok içeri dışarıda etki başladı ve bununla ilgili olarak kamu vicdanı belli bir noktada dolayısıyla da biz bu noktayı çok siyasallaşmadan hukuk içerisinde hızlı bir şekilde çözelim tarzı bir yaklaşım var. Üçüncü görüş E kardeşim şimdi biz uluslararası anlamda para bulacaksak bir şekilde uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelmesini istiyorsak itiraz edilen belli alanları da bizim bu şekilde saf dışı etmemiz lazım. Dördüncü grupta tam işte burada MHP'ye yakın grup bir saniye ya. Yani dışarıda bir tepki var diye biz niye içerideki hukuk yollarını... Nevzat. On onların istediği gibi Nevzat. yapalım mı? Efendim. Nevzat. Mesela e, Mehmet Şimşek... Yine Cumhurbaşkanı'ndan alıntı yapacak. <laughs> bir ben de onu <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Mehmet Şimşek... <Hı? gülüyor> Mehmet Şimşek Tam da işte bugün enflasyon rakamları ortaya çıktığı günde de açıklamalar yaptı. Dün dikkatinizi çekerim dedi ki ihale mevzuatını ele alacağız dedi. Bunun, evet. Bundan ne demek istediğini ben anlıyorum. Yani ne rekabeti açık olacak dedi. Ben Şef Mehmet Şimşek'in bağlayacağım şimdi bakalım Nevzat buna ne diyecek. Ben Mehmet Şimşek'in bu kayın politikasında rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ee, acaba diyorum. Bu e, ihale kanununda e, sakın dokunma diyen bazı güçler de AK Parti içinde harekete geçmiş olabilir mi? Şimdi ben çok açık konuşayım. Hani böyle şimdi tabii ki Mehmet Şimşek uluslararası anlamda iki temel görevi yürütüyor. Bir Türkiye ekonomisini düzeltme. İkincisi yabancı sermaye girişini Türkiye'de hızlandırma. Dolayısıyla da bununla ilgili olarak biraz önce bahsettiğim AK Parti içerisindeki reform tartışmaları da tam buraya oturuyor. Ve diyorlar ki Ekonomik anlamda yapısal reformlarla bunları desteklemezsek bu olmaz. İhale yasası bunlardan bir tanesi. İşte o işin ekonomik anlamda şirket kuruluştan tutun hukuksal kısmı bunlardan bir tanesi. Malların dolaşımı bunlardan bir tanesi. Kamu tamam, alımları. Rekabet yasası bunlardan bir tanesi. Ve diyorlar ki yani bizim bu noktada Sayın Şimşek'in önünü açmamız lazım. Ve bu noktada önünü açtığımızda bu işin hukuki, ekonomik Hı -hı. ve siyasal kısmında bir neşter vurmamız diyen bir kesim var. Bu kesim karşısında ikinci kesim. <laughs> hayır kardeşim bir saniye. Ya biz zaten ekonomi düzeltirsek bu bahsettiğiniz her şey düzelir. Siz kendi kendinize niye gelin güve oluyorsunuz? Biraz bekleyin. 8-10 ay içerisinde bu durum düzelirse bu olur. Ama şimdi tam da mesele o. Yani siz şimdi uluslararası anlamda bir yargı kararlarından falan bahsettiğinizde Merkez Bankası ile ilgili bir değerlendirme içerisine girdiğinizde üst kurullarla ilgili bir değerlendirme içerisine girdiğinizde bununla ilgili şikayetler önünüze geldiğiniz, geldiğinde sizin bir davranış içerisine girmeniz lazım. Yani o nedenle şu an AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında Bunlar bence, mı konuşuldu? Bence temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Şimdi AK Parti bir halkla buluşmaları yapacağını ifade ediyor. Alttan üste doğru bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ben de tam tersi üstten alta doğru bir düzenleme yapması gerektiğini söylüyorum. Neden onu ifade ediyorum? Çünkü AK Parti lider odaklı bir parti ve dolayısıyla üstten gelen mesajı alt çok ciddi benimsiyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı en büyük gücü batıda neyle ifade ediliyordu? Toplumun büyük bir kısmını dönüştürebilme etkisi çok hızlı ve toplumun büyük bir kısmı hem ideolojik olarak hem güven olarak kendisine inanıyor ve dolayısıyla da bu gücü bir şekilde kullanıyor. E şimdi geldiğimiz noktada bunları yapmayan bir AK Parti kendi içerisinde Tırnak içinde bunu kullanayım. Bir öz eleştiri kültürüne mahrum kalmış bir AK Parti. Toplumun şikayet ettiği meseleler üzerinden uzak kalmış bir AK Parti. Meseleyi sadece ekonomik anlamda yorumlarlar, yorumlarsa bu eksik olur. Kayyum meselesiyle kalırdır. ilgili de çok açık söyleyeyim bitireyim. AK Parti içerisinde bugün görüştüğüm kaynakların büyük bir kısmı aynı soruları soruyorlar. Ya diyorlar ki yani sürekli son dönemde yargı merkezi krizlerle karşı karşıyayız. Bir de bunları anlamlandırmaya çalışma serüveni yaşıyoruz. E, tabii o, şöyle. Pek ve... çoğunda böyle oldu. Ne oldu şimdi? Hatırla senin ne sabah programlarında da yine tüm konuklarım bizimle beraber oluyor. Hep böyle neden ne o, peki neydi? Ne şimdi anlamadı. Hep böyle bir halimiz var. Şimdi diyorlar ki yani biz yargı merkezli bazı kararlarla sürekli karşı karşıyayız ve buradan statükoyu savunur bir parti durumuna geldik. Esasında biz bu değiliz diyorlar. Yani neden bu değiliz diyorlar. Kardeşim mahkeme kararı çıktığında benim yapabileceğim bir şey yok. Ama toplumda son dönemde bunu artık AK Parti'nin de görmesi gerekiyor. Hukuk anlamında çıkan kararların birçoğu siyasi olarak tartışılıyor. Ve siyasi olarak tartışılan her hukuk kararı AK Parti'ye zarar verir hale gelmeye başladı. Şimdi kayyum meselesini söylüyorsunuz. Yani burada hiç kimse terörü savunabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının terör aktarılmasını savunabilir mi? Herhangi bir şey böyle mümkün olabilir mi? Ama meseleyi siz hukuk içerisinden getirip Zamanlama itibariyle başka işte Van kararı ya seçim sonrası tartıştığımız Van kararı o nedenle. E neye bağlıyor peki AK Parti bunu? Ya burada tartışma bürokrat, bürokratik vesayet noktasında çok açık ifade edeyim oraya bağlanıyor ve Hı -hı. orada etkili gruplara bağlanıyor. İşte bunun en tipik örneği neydi? Ankara'daki emniyetteki dava süreciydi. Yani Ankara'daki emniyette oluşan mesele karşısında Sayın Bahçeli ne dedi? Cumhur İttifakı'na, MHP'ye bir darbe planı var Darbedir, dedi burada. Darbedir, darbe planı. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dile bakın. Daha temkinli, raporları bekleyen, süreci bekleyen, işte bugün büyük ihtimalle İçişleri Bakanlığı'nda rapor, delillerle, imajlarla çıkacak. Yani bugün derken önümüzdeki günler Hı -hı. için kastediyorum. Milli İstihbarat Başkanlığı'nın o yapılan çalışmaları vesaire Şimdi bu noktada da Şimdi düşünün siz bölgedesiniz, AK Partili siyasetçisiniz. Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da. Yerel basın size mikrofon uzatıyor. Ne diyeceksiniz? Mesela Hakkari ile ilgili ne diyebiliyorsunuz? Ben baktım, kimse ne konuşmuyor. Diyorsun? Niye konuşmuyor? Çünkü merkezde birinin konuşması bekleniyor. Ama eskiden AK Parti böyle değildi. Eskiden ya. yereldeki gücü gördüğünde, yereldeki tepkiyi gördüğünde bunu aktarabiliyordu. Dolayısıyla da bir genel başkan yanımsı açıklama yaptığında onu dikkate alabiliyordu. Ama şimdi Üste ne bekleniyorsa yani mesela Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından biri çıkıp bir açıklama yaptığında o AK Parti'nin tamamını bağlar hale geldi. Sıkıntı buradan başlıyor. Teşekkür ederim. Ne diyeceksiniz merak ettim. Bir de buradan not aldığım bir soru oldu. Onu da aktarayım size. Belki o konuda da görüşleriniz vardır. Aktarmak istersiniz. AK Parti MHP arasında belli konularda görüş ayrılığı var dedi Nevzat. Ve yani bu mesela... Bütün bu görüş ayrılığı varken ittifak içerisinde bu paradigma değişimlerini, reformları nasıl yapacaksınız diye sordu. E zor. AK parti bir sıkışma içinde. 34, 47, 49 gibi yüksek oy oranlarını vururken, moral üstünlüğe sahipken AK Parti manevra kabiliyetleri çok yüksek. Tek başına bu oranlarda çıkabilen bir partiydi. Demokrat, reformcu, rasyonel bir parti. İşte 20 yıllık iktidarımız dedikleri şeyin sonunda 2017'lerden sonra özellikle 16-17'den sonra 18 hele bu, bu, sisteme geçtikten sonra AK Parti ne demokrat ne rasyonel ne de reformcu bir parti. Artık AK Parti gayet otoriter, statükocu kocu e, ve popülist bir partiye dönüştü. AK Parti bu, sadece popülizmine örnekler verecek olursak işte EYT meselesinde 2002'nin, 2007'nin, 2011'in AK Parti getirmezdi ekonomiyi tahrip edecek bir karar olduğunu bilirdi. Bugün Mehmet Şimşek işte televizyonda konuşurken EYT'nin kendilerini nasıl zorladığını da anlatıyordu. Bunlar böyle. AK Parti 2 Merkez Bankası Başkanı 10 yıl geçirirken bugün 5 Merkez Bankası başkanıyla ile 5 yıl. 5 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı. Rasyonelite nerede? Bunlar da sıkışıklık ve bir koalisyonlar hareketi içinde yürüdü. Yıllar itibariyle. Bugün geldiği noktada MHP ile bir koalisyon içinde ve MHP statükocu bir parti. Devlet e, kimliği önde olan bir parti ve bürokraside etkinlikleri var. AK Parti bugün 49'dan aşağıya doğru inip önce 42'ye, 2018'de, sonra 35'e, işte 2024'te inmiş bir parti olarak ne yapabileceğini anlamaya çalışıyor. Ama moral üstünlük de kaybedilmiş. Kamuoyunda hukuk devlet algısı örselenmiş. Liyakat, adalet, AK Parti adalet ve kalkınma. Yani hukuk düzeni Demokrasi ve ekonomik rasyonelite ve zenginleşme üzerine milli gelir artışı üzerine yükselen bir partiydi. Bugün iki alanda da çöküş süreci yaşıyor. Toparlayamaz mı? Kan kaybı mesela böyle yaşıyor. olunca diyorlar Ruh ki kaybı e daha önce başkanım. de öylelerdi. Ben de i̇şte onu soracaktım. Ve Toparlayamaz mı? Ben toparlamasının çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü AK Parti bir istişare partisi değil. Cumhurbaşkanının bütün konuşmalarda biz şöyle istişareciyiz, böyle şuraya önem veririz demesine rağmen. Evet hala bir takım danışma mekanizmaları yürüyor olsa da hayır. Artık bir lider partisi. Bütün kadrolar lidere bakıyorlar. En aşağıdaki adamlar bile lidere bakıyorlar. Dolayısıyla bunun adı güç zehirlenmesi. Peki bir şey soracağım. Yani... Türk siyasi tarihinde tek parti döneminde de çok parti döneminde de İsmet Paşa'dan tutun, Menderes'ten devam edin, Özal'dan hepsinde bu zehirlenme yaşandı. Hele en uzun iktidar yıllarını yaşamış bir AK Parti'den bahsediyoruz. Çok zor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Cumhurbaşkanı bu kadar siyaseti biliyor. Siyasetin çekirdeğinden geldi. Hı. Yani bizim mesela gördüğümüzü görmüyor mudur? Gör, yani. görse bile içselleştirilmiş davranış kalıpları oluşuyor. Yıllar 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 içinde. Yani çakarlı arabaları bile kaldıramıyorlar. Bir talimatıyla bitirirdi. Bitmiyor. Çünkü Niye? Yıllardır böyle böyle yaşanıyor artık. Bu, bu yaşam tarzına alışılmış. Kökleşmiş, yerleşmiş saraylar, odalar, işte mekanlar, konfor, şu aşağı, şu aşağı bu içselleştirilmiş bir şey. Yıllardır böyle gidiyor. Bunun gibi bir sürü kararlar. Onu beğenmedim değiştir, götür getir öyle değildi. Başka bir şeydi. Rasyonelite vardı canım. Akılcılık vardı. Bakılıyordu, ediliyordu. Örnekler alınıyordu, hatalardan düzeltiliyordu. Şimdi düzeltilemiyor. Düzeltiliyor olsa 2018'de 42'ye düştüklerinde 49'dan Niye düştüklerini balkon konuşmasında, istişare toplantılarında, Kızılcahamam'larda halleder. Tekrar o 42'yi 45 yaparlardı mesela. O 42 35'e indi. Şimdi toparlayamıyorlar. Yeniden bir balkon konuşması, yeniden Kızılcahamam toplantıları, arayış var, çaresizlik. Şimdi ekonomi mesela en temel iş ya AK Parti ekonomiden, sağlık politikalarından yükselmiş bir partidir. Türkiye'de görülmüş şey değil yani. 38 olan enflasyonu %6'ya indirdi AK Parti. %120 bugün enflasyon. Gerçeği. Reeli de işte 75. Yarın baz etkisiyle 2-3 ay 45'lere düşebilir bilemeyiz ama bir enflasyon sorunu var AK Partili yıllarda yaşanmamış. Siz bir şunun ocağına inanmıyorsunuz. Yani AK Parti bir kere yaptı bir kere daha yapar. İşte enflasyonu biz düşürdük tekrar düşürürüz. Reformlar yaptık evet, tekrar Evet 15 ediyoruz. sene önceydi o. Niye son 5 yıldır düzeltemiyorsunuz? Y yolsuzlukları görüyorsunuz. Millet ağlıyor, sıkıntı dile getiriyor. Niye çözemiyorsunuz? Enflasyon düşmüyor. Niye düşüremiyorsunuz? bir takım irrasyonel ifadeleriniz nereden çıkıyor? Siz 2002'de, 2007'de, 2011'de niye nas demiyordunuz da sonra daymaya başladınız? Dediniz niye arkasında duramadınız? Şimdi Mehmet Şimşek bugün diyor ki 3 yıl yani işte de, enflasyonist politikalarla tek tek haneli enflasyona düşüşümüz 3 yıl sürecek. Evet, enflasyon şokları. Çok ne? zor diyor bir de. Çok zor diyor ama yapacağız, başaracağız. 3 yıl. Vatandaş her gün inim inim inliyor. %100 üzerinde bir enflasyon 3 yıl tek tekrar düşmesi Avrupa'da yok bu enflasyon. Dünyada yok. Gıda enflasyonu eksi -10 dünya ortalaması. Avrupa'daki ortalama 4. Pandemi ise pandemi herkes yaşadı. Ukrayna Rusya Savaşı ise Ukrayna Rusya Savaşı herkes yaşadı. Niye Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Romanya'nın, ben İngiltere, Fransa, Almanya demiyorum. Oranları 3 4 5 de benimki %120. %120. Resmi rakamla %70. Bu toparlanamıyor. Çünkü başka bir kafaya, başka bir şeye geçildi. Şimdi Reform duygusu kayboldu, yapayım dese ortaklık, yani oy oranı itibariyle meclisten kanun çıkartamaz durumda şu anda AK Parti, BHP desteği olmadan. Yeni bir destek mi arayacak, yeni bir ortak mı arayacak, bu ortaklığı mı bitirecek veya şimdi mesela yeni anayasa tartışmalarının arkasında ne var? Yeni anayasa. Ya yani işte 100. yılda, 2. yüzyılda yeni bir anayasa yapalım. Şimdi yeni bir anayasanın bugün zemini yok. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle parlamenter sistem üzerinde bir mutabakatınız yok. Sayınız yetmiyor tek başına çıkartmaya. E, mutabakat da yok. Neyi konuşuyorsunuz? Ha, şunu mu söylüyorsunuz veya ima ediyorsunuz? Kızılcahamam kampından çıktıktan sonra dedi ki ya biz yeni anayasada samimiyiz. E, uzlaşmaları da açığız. Hani konuşalım edelim. Peki parlamenter sisteme dönmeye de hazır mısınız? Pek öyle bir işaret yok. Peki ne istiyorsunuz? Acaba %50 artı bir yeniden 40'lara çekme yani 50'yi alamıyoruz. MHP olmadan hiç alamıyoruz. Muhalefet parlamenter sistemi istiyor mu? Muha muhalefet parlamenter sistemi Şimdi muhalefette de Hayır, şöyle. Hayır şey için söylemedim. Yani polemik olsun diye bilinsin diye yani. Hı. Mesela ben o konuyu ısrarla soruyorum. Hep tartışıyoruz ama. Mesela... Özgür Özel'in röportajında vardı İpek Bakın, Özbe. Gördün şu %40 orada. meselesi. Evet. Şu anda bunu diyor bak bulayım sana şeytan. Evet. O yüzden söyledim. Şimdi bu Muhalefet şimdi 37'yi buldu. Kendi oyu değil bunun farkında. Reel bir değerlendirme yapıyorlar. Şu anda Özgür Özel öyle bir değerlendirme yapıyor. 37 onun oyu değil ama yanlış gitmiyor. Hiç de fena gitmiyor. Şimdi genç bir lider, yaşlanmış bir lider karşısında. Oylara yükselen bir lider, oylara düşen bir lider karşısında. iktidar açlığı olan bir CHP, iktidar yorgunu bir AK Parti. Moral üstünlük ve ana eğilim muhalefetten yana esiyor ve hatasız gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o sonu gelmez vahim hataların hiçbirini yapmadan gidiyor Özgür Özel. Bu dikkat çekici bir şey. Böyle devam edebilir edemez bilemiyorum. Orada da CHP'lilerin kendi iç klik tartışmaları Özgür Özel'in belki ya. önündeki asıl engel. Ama mesela %40 üzerinden bir mutabakat olur mu? MHP karşı çıkıyor olabilir ama hani Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Ama aynı mi? sistemde. Mevcut sistem çünkü ondan geri adım atmalar biraz zor gibi. Ama bu sistemimizde yani anayasa yeni anayasa değil de anayasa değişikliği diyelim. yüzde %40 yapıp Çok özür dilerim. O ve... açıklamayı buldum ya konuyu oradan oraya çek ama bence önemli bir açıklama. Parlamenter sistemi Özgür Özgür özelle sorulduğunda siz parlamenter sisteme geçmek istiyor musunuz diye soruyor İpek ve gelen yanıt şu. yani bizim bir takvim içerisinde bunu hayata geçirme kararlılığımız var. Evet diyor ama Evet. Benim görevim geçen seçimi kazanırken ya da kaybederken yaptığımız doğru işleri tekrar etmek... Yanlış işleri terk etmek. Ben iki seçim arası sürekli bir ittifak görüşmesi orada da ana günden parlamenter sistem olmasının lehimize olduğunu düşünmüyorum diyor. Ya şimdi gücü yok bir kere. Yani şunu istiyorum bunu istiyorum dese de Muhalefetin de gücü yok, iktidarın da gücü yok. Anayasa değişiklik. Bir şekilde uz uzlaşacaklar yani yeni anayasa için. Anayasa Acaba parlamenter geçir. sisteme geçişi ileride mesela Yok, konuşuldu ki, AK, AK Parti beraber konuşulmuş CHP diye bile soruldu. Mesela işte MHP neden istemedi bunu? Kendisine olan bağımlılık ortadan kalkabilir. Öyle mi? Yüzde kırka düşülürse. Yüzde kırkı muhalefet %40 isteyebilir. Üzerinde kimse anlaşma yapmaz ya. Muhalefet isteyebilir. İstemez muhalefet. Çünkü... Ne dediniz Şükrü Küçük? İstemez. Şükrü. Muhalefet. istemez Yani Cumhurbaşkanı seçecekseniz yüzde kırkla olmaz bu iş. Doğru. Ya bence de, de yanlış, yanlış bir olmaz. iş. Yani bu bu çarpık Cumhurbaşkanlığı Hükümet muhalefet Sistemi'nde bir de yüzde elli artı bir pek meşruiyet zemini gibi duruyor. Ama muhalefet partisi şimdi yüzde kırk bandına yaklaşmış bir parti. Yani orada nasıl heyecanlandırır mı onları yüzde kırk bu, bu, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştiremiyoruz. Ama yüzde kırkla bugün bu olağanüstü yetkililer bir anda bir CHP'nin eline geçebilir o yetkileri onlar kullanmak isteyebilirler. Yani bu eleştirdikleri bir sürü konuyu da düzeltecek yetkilere de sahip olmaktır. Bunları bilmiyoruz. Şimdi ortaya karışık konuşuyorum ama böyle böyle denklemler var. MHP ile ortaklığın yarattığı sıkıntı var. Ekonomik meseleyi çözemezlerse 35'te bile kalamazlar. Ortaya karışık konuşmuyorsunuz. Hepsi esasında o kadar birbiriyle bağlantılı evet, bağıntılı çok, çok konular ki. Çıkartmak konular. ve ayrı konuşmak imkansız. 3 yıl Yani 3 yıl demek 2026'nın sonu diyor. 2026'nın sonunda ancak tek haneli. Her şey yolunda giderse. Yani bugün AK Partililer Umudu Mehmet Şimşek'e bağlamış gibi duruyor. Evet. Yani dolayısıyla evet, yani. şu anda yani en güçlü Şamil bakan. Çamurtayar bugün evet, onu yazdı yani. Bakan o. Bakan, Her, evet. Bakanlıklarda Çünkü, değişiklik olacak Çünkü hadi bizi kurtar durumuna düştü. Da diyor, onu da sorayım. Yani. Kurtarabilecek mi? Bu yargı kararlarıyla, yani, bu statüko hamleleriyle. Aslında, o da Gürkan. zor. Bir şey daha söyleyeyim. Tayyip Bey'i Gür... zorlayan bir şey daha var. Yani. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı, ben her konuşmada söylüyorum, bu gerçeklik, büyük resim. Biraz öyledir, iç siyaseti belirler. Yani MHP'ye merbutiyet, bağlılık, bağımlılık biraz da etrafına baktığında devlet aklı, Tayyip Erdoğan, bu bu jeopolitik kuşatma ikliminde Destek olarak, yani mutabakat olarak bir onu görüyor, mutabık olduğu hareket olarak, çizgi olarak bir onu görüyor. Yarın CHP'yi de görür mü, iyi partiyi görür mü, başka bir, bir destek unsuru görürse, yani bu, i̇ş, değişebilir. Bu, bu iş değişebilir. Burası Gürkan, Türkiye, her şey olabilir. Gürkan, aslında Gürkan, yani tartışmaya tartışmaya renk katmak adına e, söylüyorum. Yani hani yine Ak Parti işte yaparsa ki ben bu söze de katılmıyorum yani çünkü yapmaktan çok bozdukları daha fazla da şimdi bu değişebilmesi için yeni bir ittifaka ihtiyacı var. E yeni hmm. ittifak yok. Bütün ittifakları eritti. Cumhuriyet Halk Partisi ile böyle bir olasılığı zerre görmüyorum. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'nin eli mahkum. Yani bu el mahkum olduğu sürece de bence değişim dönüşüm yapabilmesi çok zor. O nedenle Hani ekonomiyi düzeltir. Vallahi o kısmının bile zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu işi düzeltmek sadece ekonomik tedbirlerle olmaz. Yani demin dediğim gibi. Belki de işte e, tam da o yüzden %40 kız oranlaraktan söz ediyor hemen başka bir şey geliyor. Belki de tam Hı? bu sebeple bu bu çaresizlik sebebiyle MHP'yle de olmuyorsa %35 ölüsü %35 alıyor AK Parti'nin bugün biraz toparlarsak ekonomiyi, birkaç milletin yeniden gönlünü kazanabilecek hamle yaparsa 40'ı 40, ı, 40 ı alırız, 40-42'yi alırız duygusuyla 40-42 iktidar olmaya yetsin duygusuyla bir arayışa girebilir. Özgür Özel'in önüne böyle bir öneriyle İyi Parti'nin de gidebilirler. E, bu da ben de Şükrü'ye katılıyorum. Yanlış bir şey olur. Bu sistem içinde %50 artı 1'i almadan meşruiyet zemininde yürümeniz de çok sıkıntılı bir şey. Hı hı. Göreceğiz. Yani heyecan verici. Çok fazla soru işaretinin ortalarda dolaştığı hem sıkışmışlık hem ekonomi hem jeopolitik riskler hem birlikte hareket etme zorunluluğu bir ittifak ilişkisi 50 artı biri var. Meclisten yasa çıkartamıyorsun. Yanında bir destek olmadan. Dolayısıyla böyle Doğru, iklim... can alıcı soru. Yani AK Parti madem böyleyse parlamenter sistem gelse AK Parti kabul etse birinci parti olarak CHP ile hemen hemen aynı oyları vesaire alsa AK Parti'nin kaybedeceği bir şey olmaz. Niye o zaman parlamenter sistemde AK Parti yanaşmıyor? Sorusunu sormak düşünsün, lazım. Yani işte, da, ha, bu, buradan, bu, senaryo, da bu senaryo bu senaryo düşünülebilir ama. Bu işte tam bu az önce dediğim buydu. Buradan yani, da AK, AK Parti ve olması. CHP parlamenter sisteme dönüşü konuşabilir ilerleyen dönemde yani diye çokça o, analiz yapıldığı lazım, için e, sormuştum e, Karşılıklı bu normalleşme sürecindeki Nasıl bu olumlu mesajlar soralım. en azından AK Parti ile CHP'den gelen olumlu mesajları biraz da bu amaca matuf mu diye de görmek lazım. Çok soru çıktı. Hangisini soracağım size nasıl? Nasuhi abi hepsini toplar. Sözü ver hepsini toplar. <laughs> parlamenter sisteme dönüşü AK yani Parti. Ye... Mesela Nasuhi Nasuhi bu parlamenter sisteme dönüş konusunda AK Parti geçit verir mi diye sorabiliriz. İşte tam onu soracaktım. Onu da şükür küçük şahin benden önce sordu. Bütün konuklarım bugün öyle. AK Parti <gülüyor> <gülüyor> ve CHP beraber parlamenter sisteme dönüş üzerinde önümüzdeki süreçte böyle bir hareketlilik görüyor musunuz? Kızılcağmam Kampı'nda nasıl fikir teatisi yapılmıştır? Nasıl bir beyin fırtınası yapılmıştır? Bir de bu saatten sonra toparlaması çok zor dedi Gürkan Zengin. Yani otoriter statüköcü popülist olduğu reformcu demokrat ve rasyonaliteye yakın ekonomik rasyonelite sahibi bir partiydi. Buraya dönüştü. Buradan da geri dönüş zordur der. Katılır mısınız? Evet çok sayıda soru olduğu için yani bana sorulan değil de sadece gündemimizde çok soru çok olduğu var, için. Evet. Paket Şimdi, haline. Şükrü abi sağ olsun bugün Cumhur, Cumhurbaşkanımızın metinlerini geniş geniş bize aktardığı için. Bak, Benim sorularımı yani. da aktarıyor. Bugün Şükrü küçük formunda yani. evet, yani. Kuli, kulisler... Balaş... Yok, Cumhurbaşkanı sözlerini duymak koşuna gitmedi mi? Yok. <laughs> niye öyle, Niye, öyle, niye öyle olsun? Niye öyle olsun? <laughs> Ama ama senden duymak ayrı bir güzellik gibi geldi çarşamba bize. Çarşamba günü abi. yeni, yani yeni bir konuşma yeni. yapacak. <laughs> Onu da grupta. Grup toplantısı metniyle gelecek çarşamba günü. Ee, malzeme gibi. çıkabilir. Yok. Yok artık böyle konuşmasına <laughs> olasılık vermiyorum. Bunlar 98 konuşmaları. <laughs> Şimdi çarşamba Buyurun. grup yok galiba ama Cumhurbaşkanı zaten konuşacağı başka zeminlerde var. Şimdi Kızılcahamam toplantısı bu sorular bunlara dair isterseniz ben ya ben aslında uzun zamandır AK Parti'nin bayağı içinden kulisler veriyorum. Şimdi burada tevazu gösterirsem biraz saçma olur. Yani. Öyle, ben de hakkınızı teslim edeyim. Kulislere... Ee, evet, gerçekten sabahları beraber senin. özellikle evet. çarşamba sabahları yayınlarımız oluyor. Grup toplantısında gelecek olan kulisleri bile öncesinde paylaşıyorsunuz. Onu da Çok teşekkür çok, sağ çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adıyamanların, Şimdi, eniştesi için şere... Adıyamanların eniştesi olduğu için gayet doğal bunlar. Adıyamanların eniştesi olduğu için gayet doğal bunlar. <laughs> Buna buna eyvallah demezsem eve gidemem biliyorsunuz Nevzat Çiçek yani öyle bir sorun yaşarım o yüzden her zaman eyvallah yani. Şimdi Buyurun. e, Kızılcamam toplantısı ile ilgili benim mevcut bugün aktarılan e, çerçevelerden biraz farklı görüşlerim var. Bunların da büyük bölümünü bugün yazdım yarın da devam edeceğim. Şimdi bir kere AK Parti bu tür toplantıları yani bir alışkanlık olarak çok hızlıca aktarayım. Genelde başarı kazandığı dönemlerin içinde yaptı. Dolayısıyla başarılı dönemlerinize yapıp ettiğiniz toplantılarda toplantının akışı bazı konuları gündeme getirip getirmediğiniz o kadar büyük problem değildir. Ama Ak Parti ilk defa bir seçim yenilgisinin ardından bir toplantı yapıyor. Şimdi bu fark niye önemli? Dün Kızılcamam çıkışından itibaren Ak Parti'den iki bakan ve çok sayıda milletvekiliyle konuştum, sohbet ettim. Şimdi aralarında ya aslında daha fazla söz hakkı ya da zaman olsaydı iyi olur diyenler olduğu gibi ya çok istediğimiz gibi söz hakkı bulamadık konuşamadık, konuşmaya zaman bulamadık çünkü çok fazla sunum vardı diyenler de var. Şimdi bunu biraz didik dedim. Hakikaten de öyle. Mesela teşkilat başkanlığı, yerel yönetimler başkanlığı ve seçim işleri başkanlığı sunumlar yapmış. Şimdi bu sunumlarla ilgili de şöyle bir eleştiri var. Orada da hatta yani kalabalıkta bir hayli hem şeye böyle eleştiriler bunlar ifade edilirken biraz gülüşmelere de falan yol açmış bir milletvekili demiş ki eski bir milletvekili önceki dönemden. Ya biz seçimleri kaybettiğimizi zannediyorduk ama bu sunumlara bakılırsa seçim kaybetmiş gibi görünmüyoruz. <laughs> Şimdi bakın bu toplantının <laughs> atmosferini ifade etmesi açısından bu önemli bir not. E, bir başka eski milletvekili bakanlarla milletvekilleri bir aradılar ya hani demiş ki ya milletvekillerimiz bakanlar ilk kez görüyormuş gibi davranıyorlar. Bu da hani bakanlarla bu sistem hani Nevzat dedi ya bürokrasi diye bir şey özetledi. E, bu da mesela çok ilginç. Yani hakikaten orada bir kriz var mı? Evet belli. Bakanlarla milletvekillerinin genelinin görüşebilmesi, sorunlarını iletebilmesi anlasına bir arasında bir iletişim krizi olduğunu da biliyoruz. Aslında bu toplantının da bunların konuşulmasına vesile olacağı düşünüyordu. Fakat bence benim aldığım izlerin bu kısmı da kendi katkım. Mesela uluslararası toplantıların çok değişik formatları vardır. Buradaki değerli dostlarımız da bilirler. Sena, sen de çok toplantı takip etmişsindir. Böyle uzun sunumlar yerine daha çok insanların konuşmasını sağlayan, hatta Kimliklerinden arınmış yani artık sen o toplantı Cumhurbaşkanı değilsin, Başbakan değilsin, Milletvekili Bakan değilsin. Sen Ahmet'sin, Mehmet'sin, sıradan bir insansın. Böyle toplantı formatları da var. AK Parti bu toplantı formatıyla 50 kere toplansa her toplantı çıkışında şunu söyleyecek. Yeterince konuşamadık, birbirimizi dinleyemedik vesaire gibi. Şimdi sadece bundan ibaret değil. Bunun devamında da bazı eleştiriler var. Açıkçası söylemek gerekirse bunu da hemen hızlı hızlı size aktarayım. İkinci mesele te, kongre takviminin sarkmasından duyulan rahatsızlık ve huzursuzluk. Bakın şunu zaten o AK Parti kulislerine bakarken ve konuşurken çok anlamıyordum. Aynı gün neredeyse bir değişim talebi vardı. Ya Şimdi bunun e, ne kadar geçersiz ya da gerçekten uzak olduğuna dair size bir örnek vereceğim. 81 ilimiz, 922 tane de ilçemiz var Türkiye'de. AK Parti bunların bildiğim kadarıyla tamamını da örgüttü. Bunlarda sadece il ve ilçe başkanlarını değiştirseniz bin bir kişiyi değiştirmeniz gerekiyor. Biz buna bin diyelim. Kadın kolları, gençlik kolları başkanlarını değiştirmek istediğinizde 3 bin kişi değiştirmeniz gerekiyor. Genel başkan yardımcılarının yani il başkan, ilçe başkan yardımcılarından değişime başlarsanız 10 bin kişiye ihtiyacınız var. Şimdi 10 bin tane insan bulup sahada yeniden bir değişim, bir inşa faaliyetine girişmeniz kısa sürede gerçekçi mi? Hayır. Ama takvim uzadıkça şöyle bir huzursuzluk var burada da. Yani deniliyor ki, bu partide bu yenilginin sorumluları var. Kim bunlar? Parti yönetimi mesela, genel başkan yardımcıları. Şimdi geliyorlar bize sunum yapıyorlar. Eyvallah, tamam, güzel de iyi de ama bu sunumları yapanlar aynı zamanda bu yenilginin sorumlusu değil mi? Yani bu sorumlular bu süreçten çıkışı yönetecekler mi mesela? Yani değişim sürecini onlar mı yönetecekler? Paradigma değişimi denilip dönüyor ama ben zihinsel dönüşüm diyorum bana. O dönüşümü bunlar mı yönetecekler mesela? AK Parti'nin önüne bunlar mı koyacaklar? Bunlar çok canlı bir biçimde tartışılıyor. Üçüncüsü de açıkçası bir başka konu yapılan sunumların, Sıcak. hadi sunum yapılmış se seçimlerin sonuçlarını değerlendirmekten uzak olduğu kanaati var milletvekillerinde. Bunlar sıcağı sıcağına konuştukları. Fakat e, bir konu var ki o çok önemli. E, onu herhalde Şükrü abi de söyledi, Nevzat da söyledi. AK Partili milletvekilleri hayvanlar, sokak hayvanlarından tutun da farklı konulara kadar birçok konuyu gündeme getirmeye çalışmışlar. E, bir kısmı esprili vesaire aktardım. Ama şunu söylüyorlar. Gittiğimiz her yerde bizim önümüze gelen bir tane gündem var. Ekonomi. İnsanlar diyor ki ben ne zaman tamam Mehmet Şimşek tamam güvenilir tamam küresel <laughs> ölçekte karşılığı var vesaire vesaire. <laughs> Ama ne zaman ufukta bir ışık göreceğim. Hatırlayacağınız gibi iki hafta önceki MK'ya kadar Mehmet Şimşek bir sunum yaptı. Milletvekilleri de çok memnundu bu sunumdan. Onlarla da konuşup yazmıştım. Dediler ki her sorumuzu açıklıkla cevapladı. Ve hep gerçekçiydi. Bize yarın sabah feraha çıkıyoruz falan demedi. Yani ben şu kadar şey bir farklılık şey ihtiyacımız var. Mi? Evet evet ve bugün de zaten bunları yeniden söyledi kamuoyuna açık bir biçimde. Bence Peki. milletvekilleri de bakanlar da şunu söylüyorlar. Sayın Şimşek'in bugün uyguladığı ekonomik programın devamı bu programda kararlılık. Bu programın iletişimiyle ilgili tabii insanların bazı eleştirileri Hı -hı. var. Deniliyor ki bu program bize yeterince anlatılmıyor ki biz de gidelim. Halka anlatalım. Yani bu şöyle, böyle bir aşamadan geçiyoruz. Şuradan şuraya gideceğiz. Şunları şunları aşarsak böyle bir ışık karşımıza çıkabilir. Pekala. Şimdi bütün bunlar yapılırken neden? Ya yani neden şöyle hızlı bitireyim? Çok neden? Ederim. Paradigma değişimi vesaire gibi hikayeler zamana yayılıyor. Açıkçası şöyle bir durum var. Zamana ihtiyaçları olduğu için zamana yayılıyorlar. Yani şimdi son 5-6 yılda çok ciddi bir zihinsel dönüşüm yaşayan ittifaklarıyla birlikte dünyaya, hayata Bölgesel sorunlara bakışında önemli değişiklikler olan bir iktidarın bir siyasi partinin öyle kolayca sabahtan akşama bir paradigma falan gibi böyle süslü laflarla bir değişim yapabilmesi Mümkün kolay iş değil. değil bunun için ciddi bir zamana ihtiyaçları var. Çok müzakere teşekkür ederim. süreci vardı ama herhalde zamanımız kalmadı. Hiç vaktim kalmadı oldum, ve hatta evet. şükrü küçük şahin, ne olur affedin. Sadece bir iki cümleyle manşet atmanızı istesem çünkü hiç marjım yok. Birazdan gece attı da başlayacak. Bir iki cümle alsam yeterli. Çok teşekkür ederim. Kusura da bakmayın. Cumhurbaşkanından atacaktır manşeti kesin ya. <laughs> evet. Hayır yani ben tabii hani milletvekillerinin şey eleştirisini anlamadım. Çıkıp anlatalım neyi anlatacaklar? Yani birinci yıl bitti. Enflasyon yüzde otuz altıdan yüzde yetmiş beşe çıktı. Bunu mu anlatacaklar? Belki de onu anlatacaklar. Ne olduğunu anlatacaklar yani bilmiyorum. O başka bir şey tabii haklısın. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Hızlıca bir reklama gidiyoruz efendim. Devam ediyor açık ve net. Ee, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sadık Akış'ın gözaltına alınması. Nevzat bazı bilgiler paylaştı. Ee, dava ile ilgili firariler olduğu. On, 2014'ten beri devam etmesinin bir nedeninin bu olduğu. Ee, 5 Haziran'da yani Çarşamba günü bir karar duruşması olduğu. Yine bir iddia olarak da aktardı ee, bir yandan bir yurt dışına kaçma ihtimali gözetildiği benzeri bir bilgi bu arada bizim Çetiner Çetin yazmış güvenlik politikaları koordinatörümüz onda da var. der ki Kuzey İran'a kaçma iddiası var. ihtimali üzerine istihbarat alanına takıldı. ...na dair bazı iddialar var ve kaçmaya hazırlanırken yakalandı iddiası var diye ee, o da aktarmış. Durum böyle. Üç iddia var Sena söyleyeyim o zaman. Üç iddia altını çizeyim. Birinci iddia zaten fiziki ve teknik takipte olduğu ile ilgili. İkincisi Van'da olması hasabıyla bu bahsedilen yurt dışına gitme hikayesinin daha ağırlık kazandığı ile ilgili. Üçüncüsü de bu beşindeki dava sonucunun az çok beklendiği ile ilgili bunları iddiaları sıralayalım. Ama tabii bütün bu iddiaları sıralarken de yönetilen sürecin çok doğru yönetilmediğini de altını çizelim. Hı, hı. Şükrü Küçük Şahin, e, az önce konuştuğumuz bir parça açtığımız başlıkta siz ne dersiniz? Ne diyeceksiniz merak ettim. Kendiniz söylediniz az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuksuzluk konusunda kimse bizden e, yumuşama beklemesin diye hukuksuzluk karşısında bir yandan da bu normalleşme süreci konuşulurken bunların olması bu sürece çomak sokmak isteyenler mi var sorusunu sordurur demişti Gürkan Zengin. Sizce öyle mi bu sürece bir çomak sokmak isteyen var mı ona ilişkin bir emare mi görüyorsunuz? Buradan normalleşme başlığını da açalım. Sonra benim bugün dikkatle okuduğum bir yazı vardı Abdurkadir Selvi'nin yazısı. Oradan da sorularım olacak konuklarıma. Buyurun lütfen. Yani Sena Hanım bir kere bu yanlış karar çıktıktan sonra e, devletten gelen bu tip açıklamaları yok şuraya kaçacaktı, buraya kaçacaktı falan. E i̇ddia ben bunları, olarak paylaşılanlar pay hani, diye not edelim. Zaten bunların hepsi iddia ve dile getirmeyi çok haklı da bulmuyorum, haklı da görmüyorum onu söyleyeyim. E, söyleyecek yani şimdi şu andan itibaren e, dilin kemiği yok. Her şeyi söyleyeceksiniz çünkü ortada görevinden alınmış bir belediye başkanı var ve atanmış bir kayın var. çünkü bunun toplumun vicdanlı toplumun toplum vicdan tarafından kabul edilmediğini, edilmediğini bildiğiniz için böyle gerekçeler yaratıyorsunuz. Bakın terörle mücadelenin en etkili yolu hukuk içinde kalmaktır. Türkiye bu konuda çok dersler aldı. Yani hukuktan uzaklaşıp ya bunlar işte şöyleler böyleler diye hukuk dışına çıktığında terörle mücadeleye en büyük zararı verdik. Çünkü kamu vicdanının sızlamaması gerekiyor. Bu doğrudur. Bakın yine devam edeceğim. Yani okuklukça Cumhurbaşkanı sözlerinde çok güzel şeyler buluyorum. Hukuk devleti ilgisi <laughs> sana bana göre tarif edilecek bir şey değil. Onu söyleyeyim. Gülüyor. Cumhurbaşkanı diyor ki hukuk dediğinize gülüyor, İlgesi, <gülüyor>, hukuk gülüyor da neyse göz bebeğimiz söyleyeyim. Buyurun. göz bebeğimiz görmeliyiz. Hukuk herkese lazım. Hukuk kişilere, zümrelere, kurumlara tabi olmayan evrensel bir değerdir. Birden biri aklıma Cumhurbaşkanının yanında hani kim ne yapıyor? Milli hukuk, milli yargı diyenler geldi. Cumhurbaşkanı diyor ki hukuk e, zümrelere, kurumlara tabi olmayan evrensel bir değerdir. İnsanlığın ortak kazanımlarının ve tecrübelerinin evrensel bir ifadesidir. Hukuk aynı zamanda çağdaşlığın ve ve medeniyetin bir ölçüsüdür. Hukuk ekmeğini arayan işçinin, özgürlüğü öğrencinin şursu busu diye devam ediyor. Demin şey dedim yani ya, oy veren seçmende bir kırılganlık yaratmamak lazım diye. Bakın inanın yeni gözüme çarptı cumhurbaşkanı diyor ki yine o konuşmalarında evrensellik ve yerellik üzerinden hareketle diyor bunlar diyor sık sık şey yapılıyor, karıştırılıyor diyor. Bir toplum kuşkusuz aynı gezegeni paylaştığı insanlık ailesinin... diğer üyeleriyle birlikte demokrasinin evrensel standartlarına kavuşmasını amaçlamalıdır. Yani Cumhurbaşkanı'nın kendisi yargılanıp mahkum olduğunda söylediği bu güzel tespitler... gerçekten doğru tespitler. Ama bugün gelin bakın... İşte bir şey söylüyorsunuz. E ama terörle böyle mücadele edilir mi? Hayır efendim. Terörle mücadelenin gerçekten birinci koşulu hukuk içinde kalmaktır. Yine bunu kabul edelim. Onun için burada kimse teröristi falan filan savunmuyor. Ama biliyoruz ki terör de, e, hukuk dışına çıkıldığında bundan en çok da teröristler ve terör örgütleri yararlanıyor. O nedenle benim hakkım senin hakkın diye değil. Herkesin hakkı temelinde bir savunma yapmalı ve herkesin hakkı temelinde yarın sana da hukuk gerekecek temelinde yaklaşmamız lazım. Yani burada ciddi bir sıkıntı var. Bunu görmemiz lazım. Umuyorum devam etmez ama da devam edecek. Çünkü tekrar söylüyorum bu bir siyasi karar. Siyasi karar olduğu için korkularım var. Bakın bu siyasi kararı böyle hani küçücük ki savunmuyorum. Ben e, tamamen bunu yanlış buluyorum. Küçücük bir iyi e, niyet gösterisi yapılabilirdi. Neydi? Ya Belediye meclisi içinde seçim yaptırılabilirdi. Yapmadı mı Türkiye? Yaptı. Yani geçen 5 yılda pek çok belediyede belediye meclisi içinden seçim yapıldı. Burada tekrar söylüyorum. Bir kişinin işlediği suçun terör suçu olup olmadığını terörist olup olmadığını kim karar verecek? Mahkeme karar verecek. Yargı kararı verecek. Yargı kararı yokken peşinen yapılan bu uygulamalar e, toplumun en azından belli bir kesiminde oraya ona oy veren ki Sayın Cumhurbaşkanı mesela belediye başkanı iken sıklıkla vurguluyor. Bana oy veren 1 milyon seçmendi. Evet ona da oy veren işte kaç yüz bin seçmen var. Bunların e, duygularının aidiyet hislerinin zedelenmemesi lazım. Eee o nedenle bunu terörle bağlantılandırmadan e, konuşmak lazım, hukuk temelinde konuşmak lazım, İnsan hakları temelinde konuşmak lazım, milli irade temelinde konuşmak lazım. Bunun nasıl sınırlanacağı da zaten yasalarda, anayasada belli. Kimse bir şey demez ki. Ya yani hukuk kararını verdikten sonra buna itiraz da gelmez. Ama siz evet. daha hukuk karar vermeden, üstelik iki gün kalmışken böyle bir karar veriyorsanız, bu anlamda. Şimdi bunu tabii ki. Ee, içini sindiremeyenler olabilir. Hani yumuşama konusunda falan. E sonuçta AK Parti ülkeyi tek başına yönetmiyor. Yani Cumhur İttifakı olarak yönetiyor. Ee, geçmiş dönemlerde de ittifak halinde yönetti. Ve ben şöyle bir eleştiri yapmak isterim AK Parti'ye. Ee, gerçekten zaman zaman kendi iradesini koyduğunu pek düşünemiyoruz. Yani daha önce işte sonradan terör örgütü olan bir cemaatin iradesini görüyorduk. Bugün de mesela çoğu noktalarda koalisyon ortaklarının daha fazla irade koyduğunu görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı konuşmalarına baktığımızda sanki bugünkü karar o konuşmalarla tezatlık içeriyor ama koalisyon ortağına baktığımızda hiç de tezatlık içermiyor. Aksine bunun daha ileri adımları da atılacak gibi görünüyor. O nedenle eee yani siyasette normalleşme için Türkiye'nin bu anormal durumlardan öncelikle kurtulması lazım. Hani koalisyon bitmişti ya 2017 referandumuyla görüyoruz ki daha kötü şekilde bir koalisyon gelmiş ve bu noktada da ülkenin öndeki gelişmeleri tıkıyor. Yani Mehmet Şimşek'in yurt dışında bir arayış içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde, e, doğrusu yurt dışında yine Türkiye'ye yönelik bu tip hukuk e, güvenliği noktasında soru işaretlerinin yaratılması da ciddi bir sıkıntı. Bence bunu hem Cumhurbaşkanı hem de Mehmet Şimşek ya da onun gibi düşünenler varsa göz önünde bulundurması gerekiyor. Baktığımızda bu karar e, yani 31 Mart seçimlerinden de ders almamakla ilgili bir. Tabloyu gözümüzün önüne seriyor. Ee, hiç değilse diyelim ki belki bizim eleştirilerimiz bir e, uyarı niteliği taşır da bundan sonraki süreçler en azından bu şekilde dediğim gibi bir yargı kararlarına bağlanır. İki, bir siyasi tutum olmadığını göstermek için belediye meclisleri içinden bir seçim alternatifi düşünülebilir. Teşekkürler. E, normalleşme kısmına yavaş yavaş geçelim mi? Bütün bunlar normalleşme sürecini baltalar mı e, diye bir yanıyla da sorulur. Çünkü mesela bugün açıklamaları var. Özgür Özel'in e, işte e, kayyum görevlendirilmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında kayyum anlayışının karşısındayız diyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le genel merkezde bir araya geldik dedi. E, 31 Mayıs'ta. Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısındayız dedi. Bir yandan da Osman Kavala'dan Can Atalay'a çeşitli başlıklarda ahim kararlarına, AYM kararlarına uyulması konusunun Erdoğan'a yaptığı ziyarette gündeme geldiğini söylemişti Özgür Özel. Ee, mesela bugün... Buyurun, buyurun. Sena buyurun Hanım çok de. özür dilerim. benim bir şey daha görüşürüz. Demin abi. E, ha, hani, geldi, ben e, seçmenin özür diliyorum. Bir şey unuttum da onun için. Unuttum buyurun. yani Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü okuyacaktım unuttum. Hani Siz seçmenin, bugün bütün metni e, okudunuz zaten. aidiyet Şükrü duygusu. Bey. Bu, buyurun. Yo yo aidiyet duygusu ile ilgili bakın çok güzel bir sözü var Cumhurbaşkanı'nın. Diyor ki e, devlet hukukun üstüne dikkat etmeli diyor. E, emredici vasfının e, herkesi bir potada eritici ideolojisi olmaması gerekir. Devlet bir ideolojiye sahiptir ve sadece kendi ideolojisinden yana olanları güçlendirmektedir. İdeolojisine yandaş olmayanları dışlayarak etkisiz kılmaya çalışmaktadır. Bunun tabi sonucu da siyasi istikrarsızlık, devletle toplum arasında yabancılaşma ve toplum kesimleri arasında derin bir kopukluk olmaktadır. Demin benim işaret ettiğim şey inanın bu sözleri sonradan gördüm ama okuyacaktım, e, unuttum havada kaldı. Bunu Çok da söylemek iyi. istiyorum. Yani o kopukluğu yaratmamak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün benim bütün konuşmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına atıfla diyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olunuz aktardıklarınız <laughs> için. Vallahi bugün bugün tam günü diye düşünüyorum. Teşekkür ederim aktardığınız için. Sağ olunuz. Ben soruma dönüyorum. Buradan da devam edelim. Ee, der ki mesela Abdülkadir Selvi'nin yazısında bugün okuduğum böyle halka halka bahsetmiş işte e, bir paradigma değişimi olacak e, der AK Parti içerisinde buna bir hazırlık var ya değişim ve normalleşme bir beraber mi görüyoruz nasıl okuyoruz diye de merak ettirdi bana çünkü 28 Şubat'ta mahkum olan emekli generallerin affedilmesi bunun ilk halkasıydı diyor cumartesi sahnelerinin cumartesi insanların Taksim'de eylem yapmalarına 5,5 yıl sonra izin verilmesi bunun ikinci halkasıydı şimdi 3. sırada Osman Kavala ve Gezi'den mahkum olanlar olabilir. Bu zemin üzerinde yeni bir siyaset inşa edilecek diye bir reçete hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. Az önce Şükrü Küçükşahin'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yani Cevdet Yılmaz'ın yurt dışı temaslarında yapısal reformlar, daha reformist bir yaklaşıma dönük, hukukun üstünlüğüne dönük ekonomik kesimlerinin de beklentileri oldu. Yani hepsi böyle bir harman oldu ama Nevzat ne dersin? nasıl Nereye çalışmış, gider? Gelmiştir diyorsun Nevzat. Şöyle. <laughs> şimdi birincisi şunu çok net ifade edeyim. Tabii bu paradigma değişikliği değişim, ismini ne derseniz deyin. Sonuçta AK Parti bu seçmen kitlesini çok iyi okuduğunu düşünen bir parti ve açıkçası ben Hı -hı. de bazı kesintiler olsa bile bunun hala devam edeceğine dair umudumu koruyorum. Sebebi şu. Şimdi buradaki temel mesele Türkiye'nin önüne gelen sorunlara bakıldığında aslında bunlar bir nevi AK Parti'nin de geçmiş dönemde tabularını yıktığı sorunlardı. Mesela Dersin meselesi çıkışı, mesela Kürt meselesi çıkışı, mesela tarihle ilgili ezber bozan yaklaşımlar, bürokrasiyle ilgili, onun tahakkümüyle ilgili ezber bozan şeyler. Fakat bunlar daha sonra AK Parti'ye bir nevi tırnak içinde kullanayım bu cümleyi çünkü çok açık devletleşme ile birlikte yapılan suçlamalar olmaya başladı. Yani sen aslında kuruluş itibariyle herkesi bünyende topladın. Reformlarla bu toplumu kendine inandırdın. Bir yere doğru getirdin. Bunu ekonomik göstergelerle destekledin. Bir nevi insan hakları ve enseri uygulamalarla büründürdün ama sonra bir noktaya geldi. Bundan geri adım atmasan bile belli bir yerde duraksadın. Şimdi orada da AK Parti çevresi 15 Temmuz'dan tutun birçok gerekçeyi gösteriyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısında bunların tespiti güzel ama esas soru sorulmamış. Neydi AK o? Parti MHP ile bunları nasıl yapacak sorusu. Yani AK Parti ile MHP arasında çok açık ifade etmek lazım. Belli konularda çok ciddi görüş ayrılığının olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani mesela gezi meselesine bakış AK Parti ile MHP arasında aynı mı? Hayır değil. Can Atalay meselesinde aynı mı değil? Güvenlik meselesinde terörle mücadele kısmını söylemiyorum. Güvenlik meselesi ve benzeri aynı zamanda e, Brokasi meselesinde bunlar çok farklı. Dolayısıyla da şimdi burada bir ortaklık söz konusu ve bu ortaklığın getirdiği yükümlülükler var. Şimdi AK Parti kendi değerlendirmelerde Kızılca ve benzeri yerlerde birçok değerlendirmede şunun farkında. Sayın Efkan Alan'ın başını çektiği bir şekilde bunun böyle olması gerektiğini ifade eden bir reform tartışmaları var. Sayın Cevdet Yılmaz da orada. Şimdi bu reform tartışmaları niye çıktı? Sebebi şu. Şimdi Sayın Şimşek bir ekonomik program uyguluyor. Ama bu ekonomik programın bu yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor ki bunun daha ileride başarı şansının artması anlamına geliyor. Nedir bunlar? Mesela bir şekilde sermaye meselesi. Mesela bir şekilde uluslararası hukukun, uluslararası anlamda itiraz edilen hukuk, ekonomi hukuk anlamında söylüyorum. Veya işte mal dolaşımından tutun birçok yapısal reformun bunda desteklenmesi lazım. Bunda bir şekilde içeride işte belli şeylerin kısıtlanmasından tutun, israf mekanizmasının yerle bir edilmesinden tutun, bürokratik vesayetin yeniden düzenlenmesine kadar birçok yapının desteklenmesi lazım. Şimdi AK Parti'de temel görüşler öne çıktığında bir görüş ısrarla şunu ifade ediyor. Aslında biz seçmen Türkiye'de %82-85 seçmen bir şekilde bize oy vermişti. Biz ekonomiyi düzeltirsek aslında biz tekrardan kendi kulvarımıza dönebiliriz tarzı bir yaklaşım var. Ve ben de ısrarla seçimlerden sonra bu yaklaşımın tek başına yetmeyeceğini düşünenlerdenim. Hala aynı noktadayım. Çünkü seçmen AK Parti'ye sadece ekonomik açıdan bir uzaklık hissetmedi, bir küskünlük hissetmedi. Bunun farklı şeyleri var. Mesela temel soru Devlet ve parti ayrımı söz konusu olduğunda, o yaklaşım söz konusu olduğunda nereye bakacağını şaşıran bir seçme ve bir AK Parti kitlesi var. Yani külliyeye mi bakacak? AK Parti genel merkezinden bakacak? Oradaki reflekse mi bakacak? Bu çatışıyor. Mesela bunun çatıştığını biz nerede gördük? İşte o an kararı çıktığında Sayın Mehmet Uçum'un değerlendirmesi başka bir şeydi. AK Parti içerisinde çoğu ismin, birçok ismin değerlendirmesi başka bir şeydi. Ben de orada ısrarla Sayın Uçum Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanlığı danışmanı ama parti olarak partiden ziyade aslında bir devletin mekanizmasında görev alıyor. Dolayısıyla da sergilediği tutum devlet tutumu e, AK Parti'deki parti tutumunu sergiliyor ve bu zaman zaman çakışıyor. O nedenle şu an geldiğimiz yer içinde normalleşmeden kasıt ilk günlerde de söylediğim meseleyi tekrar söyleyeyim. CHP'nin algıladığı başka bir şey, AK Parti'nin algıladığı başka bir şey, MHP'nin algıladığı başka bir şey, bugün Demin algıladığı başka bir şey. Kimin algıladığı ne? Şöyle... AK Parti'nin normalleşmeden algıladığı şey aslında Türkiye'nin kronik sorunları veya seçmenin itiraz ettiği mekanizmaları bir şekilde yumuşatma. İşte biraz önce bahsedilen Davalar bunun tipik örnekleri. Muhalefetle görüşme bunun tipik örnekleri. Bürokrasi içerisinde partiye bağlı kalmadan bir şekilde hareket alanını genişletmesi bunun tipik örneği. AK Parti ile CHP'li vekillerin tek başına şu an televizyonlara çıkmış olması bunun bir tipik örneği. Bunu sıralayabilirsiniz. Bu davalarda iler yani bu davalar dedin ya orada mesela AK Parti'nin tutumu ne o halde? Şimdi AK Parti orada çok tek açık. Tek bir diknekesak bir tutum çok var. Çok açık mi? ifade edin. Tam da o. Tek bir düşünce yok orada. Bir kısım düşünce şunu söylüyor. Tamam kardeşim gezi bir darbeydi, gezi bir kalkışmaydı. Sonuçta biz bunu tespit ettik, cezasını verdik ve dolayısıyla bunu kamuoyunda mahkum ettik ve bu saatten sonra bunu çok sürdürmenin bir anlamı yok diyen bir kesim var. İkinci kesim ya baştan itibaren esasında Gezi meselesinde bir kalkışmaya dönüştü. Bununla ilgili olarak FETÖ meselesinden tutun birçok içeri dışarıda etki başladı. Ve bununla ilgili olarak kamuoyu vicdanı belli bir noktada. Dolayısıyla da biz bu noktayı çok siyasallaşmadan hukuk içerisinde hızlı bir şekilde çözelim. Tarzı bir yaklaşım var. Üçüncü görüş, e kardeşim şimdi biz uluslararası anlamda para bulacaksak, bir şekilde uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelmesini istiyorsak, itiraz edilen belli alanları da bizim bu şekilde saf dışı etmemiz lazım. Dördüncü grupta tam işte burada MHP'ye yakın grup bir saniye ya. Yani dışarıda bir tepki var diye biz niye içerideki hukuk yollarını... Nevzat. On, onların istediği gibi Nevzat. yapalım mı? Efendim. Nevzat. Mesela e, Mehmet Şimşek... Yine Cumhurbaşkanı'ndan alıntı yapacak. <laughs> bir ben de onu <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Mehmet Şimşek... <Hı? gülüyor> Mehmet Şimşek Tam da işte bugün enflasyon rakamları ortaya çıktığı günde de açıklamalar yaptı. Dün dikkatinizi çekerim dedi ki ihale e, mevzuatını ele alacağız dedi. Bunun, evet. bundan ne demek istediğini ben anlıyorum. Yani rekabete açık olacak dedi. Ben Şef, Mehmet Şimşek'in... bağlayacağım şimdi bakalım Nevzat buna ne diyecek. Ben Mehmet Şimşek'in bu kayın politikasında rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ee, acaba diyorum. Bu e, ihale kanununda e, sakın dokunma diyen bazı güçler de AK Parti içinde harekete geçmiş olabilir mi? Şimdi ben çok açık konuşayım. Hani böyle şimdi tabii ki Mehmet Şimşek uluslararası anlamda iki temel görevi yürütüyor. Bir Türkiye ekonomisini düzeltme, İkincisi, yabancı sermaye girişini Türkiye'de hızlandırma. Dolayısıyla da bununla ilgili olarak biraz önce bahsettiğim AK Parti içerisindeki reform tartışmaları tam buraya oturuyor ve diyorlar ki Ekonomik anlamda yapısal reformlarla bunları desteklemezsek bu olmaz. İhale yasası bunlardan bir tanesi. İşte o işin ekonomik anlamda şirket kuruluştan tutun hukuksal kısmı bunlardan bir tanesi. Malların dolaşımı bunlardan bir tanesi. Kamu alımları. Rekabet yasası bunlardan bir tanesi. Ve diyorlar ki yani bizim bu noktada Sayın Şimşek'in önünü açmamız lazım. Ve bu noktada önünü açtığımızda bu işin hukuki, ekonomik ve siyasal kısmında bir neşter vurmamız diyen bir kesim var. Bu kesim karşısında ikinci kesim. <laughs> hayır kardeşim bir saniye. Ya biz zaten ekonomi düzeltirsek bu bahsettiğiniz her şey düzelir. Siz kendi kendinize niye gelin güvey oluyorsunuz? Biraz bekleyin. 8-10 ay içerisinde bu durum düzelirse bu olur. Ama şimdi tam da mesele o. Yani siz şimdi uluslararası anlamda bir yargı kararlarından falan bahsettiğinizde Merkez Bankası ile ilgili bir değerlendirme içerisine girdiğinizde üst kurullarla ilgili bir değerlendirme içerisine girdiğinizde bununla ilgili şikayetler önünüze geldiğiniz, geldiğinde sizin bir davranış içerisine girmeniz lazım. Yani o nedenle şu an AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında Bunlar bence, mı konuşuldu? Bence temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Şimdi AK Parti bir halkla buluşmaları yapacağını ifade ediyor. Alttan üste doğru bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ben de tam tersi üstten alta doğru bir düzenleme yapması gerektiğini söylüyorum. Neden onu ifade ediyorum? Çünkü AK Parti lider odaklı bir parti ve dolayısıyla üstten gelen mesajı alt çok ciddi benimsiyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı en büyük gücü batıda neyle ifade ediliyordu? Toplumun büyük bir kısmını dönüştürebilme etkisi çok hızlı ve toplumun büyük bir kısmı hem ideolojik olarak hem düven olarak kendisine inanıyor ve dolayısıyla da bu gücü bir şekilde kullanıyor. E şimdi geldiğimiz noktada bunları yapmayan bir AK Parti kendi içerisinde Tırnak içinde bunu kullanayım. Bir öz eleştiri kültürüne mahrum kalmış bir AK Parti. Toplumun şikayet ettiği meseleler üzerinden uzak kalmış bir AK Parti. Meseleyi sadece ekonomik anlamda yorumlarsa bu eksik olur. Kayyum meselesiyle kalırdır. ilgili de çok açık söyleyeyim bitireyim. AK Parti içerisinde bugün görüştüğüm kaynakların büyük bir kısmı aynı soruları soruyorlar. Ya diyorlar ki yani sürekli son dönemde yargı merkezi krizlerle karşı karşıyız. Bir de bunları anlamlandırmaya çalışma... Serüveni yaşıyoruz. E, tabii bu şöyle. Pek ve... çoğunda böyle oldu. Ne oldu şimdi? Hatırla ne sabah programlarında da yine tüm konuklar bizimle beraber oluyor. Hep böyle neden ne o peki neydi? Ne şimdi anlamadı? Hep böyle bir halimiz var. Şimdi diyorlar ki yani biz yargı merkezli bazı kararlarla sürekli karşı karşıyayız ve buradan statükoyu savunur bir parti durumuna geldik. Esasında biz bu değiliz diyorlar. Yani neden bu değiliz diyorlar? Kardeşim mahkeme kararı çıktığında benim yapabileceğim bir şey yok ama toplumda son dönemde bunu artık AK Parti'nin de görmesi gerekiyor. Hukuk anlamında çıkan kararların birçoğu siyasi olarak tartışılıyor. Ve siyasi olarak tartışılan her hukuk kararı AK Parti'ye zarar verir hale gelmeye başladı. Şimdi kayyum meselesini söylüyorsunuz. Yani burada hiç kimse terörü savunabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının terör aktarılmasını savunabilir mi? Herhangi bir şey böyle mümkün olabilir mi? Ama meseleyi siz hukuk içerisinden getirip Zamanlama itibariyle başka işte Van kararı ya seçim sonrası tartıştığımız Van kararı o nedenle. E neye bağlıyor peki AK Parti bunu? Ya burada tartışma bürokrat, bürokratik vesayet noktasında çok açık ifade edeyim oraya bağlanıyor ve Hı -hı. orada etkili gruplara bağlanıyor. İşte bunun en tipik örneği neydi? Ankara'daki emniyetteki dava süreciydi. Yani Ankara'daki emniyette oluşan mesele karşısında Sayın Bahçeli ne dedi? Cumhur İttifakına, MHP'ye bir darbe planı var Darbedir, dedi burada. Darbe planı. Eşim Sayın Cumhurbaşkanı kullandığı dile bakın. Daha temkinli, raporları bekleyen, süreci bekleyen işte bugün büyük ihtimalle İçişleri Bakanlığı'nda rapor, delillerle, imajlarla çıkacak. Yani bugün derken önümüzdeki günler Hı -hı. için kastediyorum. Milli İstihbarat Başkanlığı'nın o yapılan çalışmaları vesaire. Şimdi bu noktada da Şimdi düşünün siz bölgedesiniz, AK Partili siyasetçisiniz. Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da. Yerel basın size mikrofon uzatıyor. Ne diyeceksiniz? Mesela Hakkari ile ilgili ne diyebiliyorsunuz? Ben baktım, kimse ne konuşmuyor. Diyorsun? Niye konuşmuyor? Çünkü merkezde birinin konuşması bekleniyor. Ama eskiden AK Parti böyle değildi. Eskiden ya. yereldeki gücü gördüğünde, yereldeki tepkiyi gördüğünde bunu aktarabiliyordu. Dolayısıyla da bir genel başkan yanımsı açıklama yaptığında onu dikkate alabiliyordu. Ama şimdi Üste ne bekleniyorsa yani mesela Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından biri çıkıp bir açıklama yaptığında o AK Parti'nin tamamını bağlar hale geldi. Sıkıntı buradan başlıyor. Teşekkür ederim. Ne diyeceksiniz merak ettim. Bir de buradan not aldığım bir soru oldu. Onu da aktarayım size. Belki o konuda da görüşleriniz vardır. Aktarmak istersiniz. AK Parti MHP arasında belli konularda görüş ayrılığı var dedi Nezat Ve yani bu mesela... bütün bu görüş ayrılığı varken ittifak içerisinde bu paradigma değişimlerini, reformları nasıl yapacaksınız diye sordum. E zor. AK parti bir sıkışma içinde. 34, 47, 49 gibi yüksek oy oranlarını vururken, moral üstünlüğe sahipken AK Parti manevra kabiliyetleri çok yüksek. Tek başına bu oranlarda çıkabilen bir partiydi. Demokrat, reformcu, rasyonel bir parti. İşte 20 yıllık iktidarımız Dedikleri şeyin sonunda 2017'lerden sonra özellikle 16-17'den sonra 18 hele bu, bu sisteme geçtikten sonra AK Parti ne demokrat ne rasyonel ne de reformcu bir parti. Artık AK Parti gayet otoriter, statükocu e, ve popülist bir partiye dönüştü. AK Parti bu, sadece popülizmine örnekler verecek olursak işte EYT meselesinde 2007'nin 2011'in AK Parti getirmezdi ekonomiyi tahrip edecek bir karar olduğunu bilirdi. Bugün Mehmet Şimşek işte televizyonda konuşurken EYT'nin kendilerini nasıl zorladığını da anlatıyordu. Hı hı. Bunlar böyle. AK Parti 2 Merkez Bankası Başkanı 10 yıl geçirirken bugün 5 Merkez Bankası başkanıyla ile 5 yıl. 5 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı. Rasyonelite nerede? Bunlar da sıkışıklık ve bir koalisyonlar hareketi içinde yürüdü yıllar itibariyle. Bugün geldiği noktada MHP ile bir koalisyon içinde ve MHP statükocu bir parti, devlet ee, kimliği önde olan bir parti ve bürokraside etkinlikleri var. AK Parti bugün 49'dan aşağıya doğru inip önce 42'ye, 2018'de, sonra 35'e, işte 2024'te inmiş bir parti olarak ne yapabileceğini anlamaya çalışıyor. Ama moral üstünlük de kaybedilmiş. Kamuoyunda hukuk devleti algısı örselenmiş. Liyakat, adalet, AK Parti adalet ve kalkınma. Yani hukuk düzeni Demokrasi ve ekonomik rasyonelite ve zenginleşme üzerine, milli gelir artışı üzerine yükselen bir partiydi. Bugün iki alanda da çöküş süreci yaşıyor. Toparlayamaz mı? Veya Mesela böyle olunca diyorlar ki, ruh kaybı ki... yaşıyor e daha önce başkanım. de öyleydi. Ben de i̇şte onu soracaktım. Ve Toparlayamaz mı? Ben toparlamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti bir istişare partisi değil. Cumhurbaşkanının bütün konuşmalarda biz şöyle istişareciyiz, böyle şura'ya önem veririz demesine rağmen. Evet hala bir takım danışma mekanizmaları yürüyor olsa da hayır. Artık bir lider partisi. Bütün kadrolar lidere bakıyorlar. En aşağıdaki adamlar bile lidere bakıyorlar. Dolayısıyla bunun adı güç zehirlenmesi. Peki bir şey soracağım. Yani... Türk siyasi tarihinde, tek parti döneminde de, çok parti döneminde de İsmet Paşa'dan tutun, Menderes'ten devam edin, Özal'dan hepsinde bu zehirlenme yaşandı. Hele en uzun iktidar yıllarını yaşamış bir AK Parti'den bahsediyoruz. Çok zor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Cumhurbaşkanı bu kadar siyaseti biliyor. Siyasetin çekirdeğinden geldi. Hı. Yani bizim mesela gördüğümüzü görmüyor mudur? Gör, yani, görse bile içselleştirilmiş davranış kalıpları oluşuyor. Yıllar 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 içinde. Yani çakarlı arabaları bile kaldıramıyorlar. Bir talimatıyla bitirirdi. Bitmiyor. Çünkü Niye? Yıllardır böyle böyle yaşanıyor artık. Bu, bu yaşam tarzına alışılmış. Kökleşmiş, yerleşmiş. Saraylar, odalar, işte mekanlar, konfor, şu aşağı, şu aşağı, bu içselleştirilmiş bir şey. Yıllardır böyle gidiyor. Bunun gibi bir sürü kararlar. Onu beğenmedim, değiştir, götür, getir. Öyle değildi. Başka bir şeydi. Rasyonalite vardı canım. Akılcılık vardı. Bakılıyordu, ediliyordu. Örnekler alınıyordu hatalardan, düzeltiliyordu. Şimdi düzeltilemiyor. Düzeltiliyor olsa. 2018'de 42'ye düştüklerinde, 49'dan, Niye düştüklerini balkon konuşmasında, istişare toplantılarında, kızılcağmamlarda halleder. Tekrar o 42'yi 45 yaparlardı mesela. O 42 35'e indi. Şimdi toparlayamıyorlar. Yeniden bir balkon konuşması, yeniden kızılcağmam toplantıları. Arayış var, çaresizlik. Şimdi ekonomi mesela en temel iş. ya AK Parti ekonomiden, sağlık politikalarından yükselmiş bir partidir. Türkiye'de görülmüş şey değil yani. 38 olan enflasyonu %6'ya indirdi AK Parti. %120 bugün enflasyon. Gerçeği. Reeli de işte 75. Yarın bazı etkisiyle 2 3 ay 45'lere düşebilir bilemeyiz ama bir enflasyon sorunu varak partili yıllarda yaşanmamış. Siz hala inanmıyorsunuz. Yani AK Parti bir kere yaptı, bir kere daha yapar. İşte enflasyonu biz düşürdük, tekrar düşürürüz. Reformlar yaptık evet, tekrar. Evet. 15 sene önceydi o. Niye son 5 yıldır düzeltemiyorsunuz? Y yolsuzlukları görüyorsunuz. Millet ağlıyor, sıkıntı dile getiriyor. Niye çözemiyorsunuz? Enflasyon düşmüyor. Niye düşüremiyorsunuz? bir takım irrasyonel ifadeleriniz nereden çıkıyor? Siz 2002'de, 2007'de, 2011'de niye nas demiyordunuz da sonra daymaya başladınız? Dediniz niye arkasında duramadınız? Şimdi Mehmet Şimşek bugün diyor ki 3 yıl yani işte enflasyonist politikalarla tek tek haneli enflasyona düşüşümüz 3 yıl sürecek. Evet, enflasyon şokları. Çok zor diyor bir de. Çok zor diyor ama yapacağız, başaracağız. 3 yıl. Vatandaş her gün inim inim inliyor. %100 üzerinde bir enflasyon 3 yıl tek tekrar düşmesi Avrupa'da yok bu enflasyon. Dünyada yok. Gıda enflasyonu eksi -10 dünya ortalaması. Avrupa'daki ortalama 4. Pandemi ise pandemi herkes yaşadı. Ukrayna Rusya Savaşı ise Ukrayna Rusya Savaşı herkes yaşadı. Niye Yunanistan'ın Bulgaristan'ın Romanya'nın ben İngiltere, Fransa, Almanya demiyorum. Oranları 3 4 5'te benimki %120, %120. resmi rakamla Bu toparlanamıyor. Çünkü başka bir kafaya. Başka bir şeye geçildi. Şimdi reform duygusu kayboldu. yapayım dese ortaklık, yani oy oranı itibariyle meclisten kanun çıkartamaz durumda şu anda AK Parti, BHP desteği olmadan. Yeni bir destek mi arayacak, yeni bir ortak mı arayacak, bu ortaklığı mı bitirecek? Veya şimdi mesela yeni anayasa tartışmalarının arkasında ne var? Yeni anayasa. Ya yani i̇şte 100. yılda, 2. yüzyılda yeni bir anayasa yapalım. Şimdi yeni bir anayasanın bugün zemini yok. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamenter sistem üzerinde bir mutabakatınız yok. Sayınız yetmiyor tek başına çıkartmaya. E, mutabakat da yok. Neyi konuşuyorsunuz? Ha, şunu mu söylüyorsunuz veya ima ediyorsunuz? Kızılcahamam kampından çıktıktan sonra dedi ki ya biz yeni anayasada samimiyiz. E, uzlaşmaları da açığız. Hani konuşalım edelim. Peki parlamenter sisteme dönmeye de hazır mısınız? Pek öyle bir işaret yok. Peki ne istiyorsunuz? Acaba %50 artı bir yeniden 40'lara çekme yani 50'yi alamıyoruz. MHP olmadan hiç alamıyoruz. Muhalefet parlamenter sistemi istiyor mu? Muha muhalefet parlamenter sistemi Şimdi muhalefette de Hayır, şöyle. Hayır şey için söylemedim. Yani polemik olsun diye bilinsin diye yani. Hı. Mesela ben o konuyu ısrarla soruyorum. Hep tartışıyoruz ama. Mesela... Özgür Özel'in röportajında vardı es, İpek bakın, Özbe. Gördün şu %40 orada. meselesi. Evet. Şu anda bunu diyor bak bulayım sana şeytan. Evet. O yüzden söyledim. Şimdi bu Muhalefet şimdi 37'yi buldu. Kendi oyu değil bunun farkında. Reel bir değerlendirme yapıyorlar. Şu anda Özgür Özel öyle bir değerlendirme yapıyor. 37 onun oyu değil ama yanlış gitmiyor. Hiç de fena gitmiyor. Şimdi genç bir lider, yaşlanmış bir lider karşısında. Oylara yükselen bir lider, oylara düşen bir lider karşısında. iktidar açlığı olan bir CHP, iktidar yorgunu bir AK Parti. Moral üstünlük ve ana eğilim muhalefetten yana esiyor ve hatasız gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o sonu gelmez vahim hatalarını hiçbirini yapmadan gidiyor Özgür Özel. Bu dikkat çekici bir şey. Böyle devam edebilir edemez bilemiyorum. Orada da CHP'lerin kendi iç klik tartışmaları Özgür Özel'in belki ya. önündeki asıl engel ama mesela %40 üzerinden bir mutabakat olur mu? MHP karşı çıkıyor olabilir ama hani Cumhurbaşkanlığı hükümet Ama aynı mi? sistemde. Mevcut sistem çünkü ondan diğer adım atmalar biraz zor gibi. Ama bu sistemiz yani anayasa yeni anayasa değil de anayasa değişikliği diyelim. yüzde %40 yapıp Çok özür dilerim. O ve... açıklamayı buldum ya konuyu oradan oraya çek ama bence önemli bir açıklama. Parlamenter sistemi Özgür Özgür özelle sorulduğunda siz parlamenter sisteme geçmek istiyor musunuz diye soruyor İpek ve gelen yanıt şu. E, yani bizim bir takvim içerisinde bunu hayata geçirme kararlılığımız var. Evet diyor ama Evet. Benim görevim geçen seçimi kazanırken ya da kaybederken yaptığımız doğru işleri tekrar etmek... Yanlış işleri terk etmek. Ben iki seçim arası sürekli bir ittifak görüşmesi orada da ana günden parlamenter sistem olmasının lehimize olduğunu düşünmüyorum diyor. Ya şimdi gücü yok bir kere. Yani şunu istiyorum bunu istiyorum dese de muhalefetin de gücü yok. iktidarın da gücü yok. Anayasa değişiklik bir şekilde uz uzlaşacaklar yani yeni anayasa için. Anayasa acaba parlamenter için. sisteme geçişi ileride mesela Yo, bu bence bu AK, AK Parti ile beraber konuşulmuş CHP diye, diye bile soruldu. Mesela işte MHP neden istemedi bunu? Kendisine olan bağımlılık ortadan kalkabilir. Öyle mi? Yüzde kırka düşülürse. Yüzde kırkı muhalefet, %40 muhalefet isteyebilir. isteyebilir. kimse anlaşma yapmaz ya. Muhalefet isteyebilir. İstemez muhalefet. Çünkü... Ne dediniz Şükrü Küçük? İstemez. Şükrü. Muhalefet istemez. Yani Cumhurbaşkanı seçecekseniz yüzde kırkla olmaz bu iş. Doğru. bence de, de yanlış, yanlış bir olmaz. iş. Yani bu, bu çarpık Cumhurbaşkanlığı hükümet muhalefet sisteminde istemez. bile yüzde elli artı bir Peki tek meşruiyet zemini gibi duruyor. Ama muhalefet partisi şimdi yüzde kırk bandına yaklaşmış bir parti. Yani orada nasıl heyecanlandırır mı onları yüzde kırk? Bu, bu, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştiremiyoruz. Ama yüzde kırkla bugün bu olağanüstü yetkililer bir anda bir CHP'nin eline geçebilir o yetkileri onlar kullanmak isteyebilirler. Yani bu eleştirdikleri bir sürü konuda da düzeltecek yetkilere de sahip olmaktır. Bunları bilmiyoruz. Şimdi ortaya karışık konuşuyorum ama böyle böyle denklemler var. MHP ile ortaklığın yarattığı sıkıntı var. Ekonomik meseleyi çözemezlerse 35'te bile kalamazlar. Ortaya karışık konuşmuyorsunuz. Hepsi esasında o kadar birbiriyle evet, bağıntılı çok, çok konular birbiriyle ki. Çıkartmak konular. ve ayrı konuşmak imkansız. 3 yani, yıl demek 2026'nın sonu diyor. 2026'nın sonunda ancak tek haneli Her şey yolunda giderse. Yani bugün AK Partililer umudu Mehmet Şimşek'e bağlamış gibi duruyor. Evet. Yani dolayısıyla evet. şu anda evet. en güçlü Çamil bakan. Bugün onu en güçlü yani. bakan o. Bakan, Her evet. bu bakanlıklarda değişik olacak bakanlıklar. Hadi bizi kurtar. Durumuna düştü. Diyor. Onu da sorayım yani, Kurtarabilecek mi? Bu yargı kararlarıyla, yani, bu statüko hamleleriyle. Aslında, o da Gürkan. zor. Bir şey daha söyleyeyim. Tayyip Bey'i Gür... zorlayan bir şey daha var. Yani. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı, ben her konuşmada söylüyorum. Bu gerçeklik, büyük resim. Biraz öyledir. İç siyaseti belirler. Yani MHP'ye merbutiyet, bağlılık, bağımlılık biraz da etrafına baktığında devlet aklı Tayyip Erdoğan bu bu jeopolitik kuşatma ikliminde destek olarak, yani mutabakat olarak bir onu görüyor, mutabık olduğu hareket olarak, çizgi olarak bir onu görüyor. Yarın CHP'yi de görür mü? İyi Parti'yi görür mü? Başka bir, bir destek unsuru görürse yani bu i̇ş değişebilir. bu, bu iş değişebilir. Burası Gürkan, Türkiye, her şey olabilir. Gürkan, aslında Gürkan yani tartışmaya tartışmaya renk katmak adına e, söylüyorum. Yani hani yine AK Parti işte yaparsa ki ben bu söze de katılmıyorum yani çünkü yapmaktan çok bozdukları daha fazla da şimdi bu değişebilmesi için yeni bir ittifaka ihtiyacı var. E yeni hmm. ittifak yok. Bütün ittifakları eritti. Cumhuriyet Halk Partisi ile böyle bir olasılığı zerre görmüyorum. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'nin eli mahkum. Yani bu el mahkum olduğu sürece de bence değişim dönüşüm yapabilmesi çok zor. O nedenle Hani ekonomiyi düzeltir. Vallahi o kısmının bile zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu işi düzeltmek sadece ekonomik tedbirlerle olmaz. Yani demin dediğim gibi. Belki de işte e, tam da o yüzden %40'lık oranlarda söz ediyor hemen başka bir şey geliyor. Belki de tam Hı? bu sebeple bu bu çaresizlik sebebiyle MHP'yle de olmuyorsa %35 ölüsü %35 alıyor AK Parti'nin bugün biraz toparlarsak ekonomiyi, birkaç milletin yeniden gönlünü kazanabilecek hamle yaparsa 40'ı 40, ı, 40 ı alırız, 40-42'yi alırız duygusuyla 40-42 iktidar olmaya yetsin duygusuyla bir arayışa girebilir. Özgür Özel'in önüne böyle bir öneriyle İyi Parti'nin de gidebilirler. E, bu da ben de Şükrü'ye katılıyorum. Yanlış bir şey olur. Bu sistem içinde %50 artı 1'i almadan meşruiyet zemininde yürümeniz de çok sıkıntılı bir şey. Hı, hı Göreceğiz yani heyecan verici çok fazla soru işaretinin ortalarda dolaştığı hem sıkışmışlık hem ekonomi hem jeopolitik riskler hem birlikte hareket etme zorunluluğu bir ittifak ilişkisi 150 artı 1 var. Meclisten yasa çıkartamıyorsun yanında bir destek olmadan. Dolayısıyla böyle o zaman can alıcı bir... soru. Yani AK Parti madem böyle ise parlamenter sistem gelse, AK Parti kabul etse birinci parti olarak CHP ile hemen hemen aynı oyları vesaire alsa AK Parti'nin kaybedeceği bir şey olmaz. Niye o zaman parlamenter sistemde AK Parti yanaşmıyor? Sorusunu sormak ama lazım. İşte, da, ha, bu buradan bu senaryo, da bu, senaryo, bu senaryo düşünülebilir ama bu işte tam bu az önce dediğim buydu. Yani, buradan yani, da Ak, AK, AK Parti ve olacak. CHP parlamenter sisteme dönüşü konuşabilir ilerleyen dönemde. Yani, yani diye çok analiz yapıldığı lazım, için sormuştum e, karşılıklı az önce. bu normalleşme sürecindeki bu olumlu mesajlar soralım. en azından Ak Parti ile CHP'den gelen olumlu mesajları biraz da bu, bu amaca mahsul mu diye de görmek lazım. Çok soru çıktı. Hangisini soracağım size nasıl? Nasıl abi hepsini toplar. Sözü ver hepsini toplar. Parlamenter sisteme dönüş AK yani Parti... Mesela Nasuhi, Nasuh bu parlamenter sisteme dönüş konusunda AK Parti geçit verir mi diye sorabiliriz. İşte tam onu soracaktım. Onu da Şükrü Küçük Şahin benden önce sordu. Bütün konuklarım bugün öyle. AK Parti... <gülüyor> <gülüyor> ve CHP beraber parlamenter sisteme dönüş üzerinde önümüzdeki süreçte böyle bir hareketlilik görüyor musunuz? Kızılcahamam kampında nasıl fikir Teatisi yapılmıştır. Nasıl bir beyin fırtınası yapılmıştır. Bir de bu saatten sonra toparlaması çok zor dedi Gürkan Zengin. Yani otoriter statükücü popülist olduğu reformcu demokrat ve rasyonaliteye yakın ekonomik rasyonelite sahibi bir partiydi. Buraya dönüştü. Buradan da geri dönüş zordur der. Katılır mısınız? Evet çok sayıda soru olduğu için yani bana <laughs> sorulan değil de sadece gündemimizde çok soru çok olduğu var. için. Evet. Şimdi, Paket haline. Şükrü abi sağ olsun. Bugün Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızın metinlerini geniş geniş bize aktardığı için benim sorularımı da aktarıyor. Bugün şükür küçük, formunda evet, yani. Kulisler... Yok, Cumhurbaşkanı sözlerini duymak koşuna gitmedi mi? Yok. <laughs> niye, öyle, niye, öyle, niye öyle olsun? Niye öyle olsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama ama senden duymak ayrı bir güzellik gibi geldi çarşamba bize. Çarşamba günü abi. yeni, yani yeni bir konuşma yeni. yapacak. <laughs> Onu da grupta. Grup toplantısı metniyle gelecek çarşamba günü. Ee, malzeme gibi. çıkabilir. Yok. Yok artık böyle konuşmasına <laughs> olasılık vermiyorum. Bunlar 98 konuşmaları. <laughs> Şimdi çarşamba Buyurun. grup yok galiba ama cumhurbaşkanı zaten konuşacağı başka zeminlerde var. Şimdi Kızılcahamam toplantısı bu sorular bunlara dair isterseniz ben ya ben aslında uzun zamandır AK Parti'nin bayağı içinden kulisler veriyorum. Şimdi burada tevazu gösterirsem biraz saçma olur. Yani. Öyle, ben de hakkınızı teslim edeyim. Kulislere... Ee, evet, gerçekten sabahları beraber senin. özellikle evet. çarşamba sabahları yayınlarımız oluyor. Grup toplantısında gelecek olan kulisleri bile öncesinde paylaşıyorsunuz. Onu da Çok teşekkür çok, sağ çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adıyamanların, Şimdi, eniştesi için şöyle... Adıyamanların eniştesi olduğu için gayet doğal bunlar. Adıyamanların eniştesi olduğu için gayet doğal bunlar. <laughs> buna buna eyvallah demezsem eve gidemem biliyorsunuz Nevzat Çiçek yani öyle bir sorun yaşarım o yüzden her zaman eyvallah yani. Şimdi Buyurun. e, Kızılcamam toplantısı ile ilgili benim mevcut bugün aktarılan e, çerçevelerden biraz farklı görüşlerim var. Bunların da büyük bölümünü bugün yazdım yarın da devam edeceğim. Şimdi bir kere AK Parti bu tür toplantıları yani bir alışkanlık olarak çok hızlıca aktarayım. Genelde başarı kazandığı dönemlerin içinde yaptı. Dolayısıyla başarılı dönemlerinize yapıp ettiğiniz toplantılarda toplantının akışı bazı konuları gündeme getirip getirmediğiniz o kadar büyük problem değildir. Ama Ak Parti ilk defa bir seçim yenilgisinin ardından bir toplantı yapıyor. Şimdi bu fark niye önemli? Dün Kızılcamam çıkışından itibaren Ak Parti'den iki bakan ve çok sayıda milletvekiliyle konuştum, sohbet ettim. Şimdi aralarında ya aslında daha fazla söz hakkı ya da zaman olsaydı iyi olur diyenler olduğu gibi ya çok istediğimiz gibi söz hakkı bulamadık konuşamadık, konuşmaya zaman bulamadık. Çünkü çok fazla sunum vardı diyenler de var. Şimdi bunu biraz didik dedim. Hakikaten de öyle. Mesela Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Seçim işleri Başkanlığı sunumlar yapmış. Şimdi bu sunumlarla ilgili de şöyle bir eleştiri var. Orada da hatta yani kalabalıkta bir hayli hem şeye böyle eleştiriler bunlar ifade edilirken biraz gülüşmelere de falan yol açmış. Bir milletvekili demiş ki eski bir milletvekili önceki dönemden. Ya biz seçimleri kaybettiğimizi zannediyorduk ama bu sunumlara bakılırsa seçim kaybetmiş gibi görünmüyoruz. <laughs> Şimdi bakın bu toplantının <laughs> atmosferini ifade etmesi açısından bu önemli bir not. E, bir başka eski milletvekili bakanlarla milletvekilleri bir aradılar ya hani demiş ki ya milletvekillerimiz bakanlar ilk kez görüyormuş gibi davranıyorlar. Bu da hani bakanlarla bu sistem hani Nevzat dedi ya bürokrasi diye bir şey özetledi. E, bu da mesela çok ilginç. Yani hakikaten orada bir Kriz var mı? Evet belli. Bakanlarla milletvekillerinin genelinin görüşebilmesi, sorunlarını iletebilmesi anlasına bir arasında bir iletişim krizi olduğunu da biliyoruz. Aslında bu toplantının da bunların konuşulmasına vesile olacağı düşünüyordu. Fakat bence benim aldığım izlenim bu kısmı da kendi katkım. Mesela uluslararası toplantıların çok değişik formatları vardır. Buradaki değerli dostlarımız da bilirler. Sena, sen de çok toplantı takip etmişsindir. Böyle uzun sunumlar yerine daha çok insanların konuşmasını sağlayan, hatta Kimliklerinden arınmış yani artık sen o toplantı Cumhurbaşkanı değilsin, Başbakan değilsin, Milletvekili Bakan değilsin. Sen Ahmet'sin, Mehmet'sin, sıradan bir insansın. Böyle toplantı formatları da var. AK Parti bu toplantı formatıyla 50 kere toplansa her toplantı çıkışında şunu söyleyecek. Yeterince konuşamadık, birbirimizi dinleyemedik vesaire gibi. Şimdi sadece bundan ibaret değil. Bunun devamında da bazı eleştiriler var. Açıkçası söylemek gerekirse bunu da hemen hızlı hızlı size aktarayım. İkinci mesele te, kongre takviminin sarkmasından duyulan rahatsızlık ve huzursuzluk. Bakın şunu zaten o Ak Parti kulislerine bakarken ve konuşurken çok anlamıyordum. Aynı gün neredeyse bir değişim talebi vardı. Ya şimdi bunun e, ne kadar geçersiz ya da gerçekten uzak olduğuna derse bir örnek vereceğim. 81 ilimiz, 922 tane de ilçemiz var Türkiye'de. Ak Parti bunların bildiğim kadarıyla tamamını da örgüttü. Bunlarda sadece il ve ilçe başkanlarını değiştirseniz bin bir kişiyi değiştirmeniz gerekiyor. Biz buna bin diyelim. Kadın kolları, gençlik kolları başkanlarını değiştirmek istediğinizde 3 bin kişi değiştirmeniz gerekiyor. Genel başkan yardımcılarının yani il başkan, ilçe başkan yardımcılarından değişime başlarsanız 10 bin kişiye ihtiyacınız var. Şimdi 10 bin tane insan bulup sahada yeniden bir değişim, bir inşa faaliyetine girişmeniz kısa sürede gerçekçi mi? Hayır. Ama takvim uzadıkça şöyle bir huzursuzluk var burada da. Yani deniliyor ki, bu partide bu yenilginin sorumluları var. Kim bunlar? Parti yönetimi mesela, genel başkan yardımcıları. Şimdi geliyorlar bize sunum yapıyorlar. Eyvallah, tamam, güzel de iyi de ama bu sunumları yapanlar aynı zamanda bu yenilginin sorumlusu değil mi? Yani bu sorumlular bu süreçten çıkışı yönetecekler mi mesela? Yani değişim sürecini onlar mı yönetecekler? Paradigma değişimi denilip dönüyor ama ben zihinsel dönüşüm diyorum bana. O dönüşümü bunlar mı yönetecekler mesela? AK Parti'nin önüne bunlar mı koyacaklar? Bunlar çok canlı bir biçimde tartışılıyor. Üçüncüsü de açıkçası bir başka konu yapılan sunumların, Sıcak. hadi sunum yapılmış se seçimlerin sonuçlarını değerlendirmekten uzak olduğu kanaati var milletvekillerinde. Bunlar sıcağı sıcağına konuştukları. Fakat e, bir konu var ki o çok önemli. E, onu herhalde Şükrü abi de söyledi, Nevzat da söyledi. AK Partili milletvekilleri hayvanlar, sokak hayvanlarından tutun da farklı konulara kadar birçok konuyu gündeme getirmeye çalışmışlar. E, bir kısmı esprili vesaire aktardım. Ama şunu söylüyorlar. Gittiğimiz her yerde bizim önümüze gelen bir tane gündem var. Ekonomi. İnsanlar diyor ki ben ne zaman tamam Mehmet Şimşek tamam güvenilir tamam küresel <laughs> ölçekte karşılığı var vesaire vesaire. <laughs> Ama ne zaman ufukta bir ışık göreceğim. Hatırlayacağınız gibi iki hafta önceki MK'ya kadar Mehmet Şimşek bir sunum yaptı. Milletvekilleri de çok memnundu bu sunumdan. Onlarla da konuşup yazmıştım. Dediler ki her sorumuzu açıklıkla cevapladı. Ve hep gerçekçiydi. Bize yarın sabah feraha çıkıyoruz falan demedi. Yani ben şu kadar şey bir farklılık şey ihtiyacımız var. Mi? Evet evet ve bugün de zaten bunları yeniden söyledi kamuoyuna açık bir biçimde. Bence Peki. milletvekilleri de bakanlar da şunu söylüyorlar. Sayın Şimşek'in bugün uyguladığı ekonomik programın devamı bu programda kararlılık. Bu programın iletişimiyle ilgili tabii insanların bazı eleştirileri Hı -hı. var. Deniliyor ki bu program bize yeterince anlatılmıyor ki biz de gidelim. Halka anlatalım. Yani bu şöyle, böyle bir aşamadan geçiyoruz. Şuradan şuraya gideceğiz. Şunları şunları aşarsak böyle bir ışık karşımıza çıkabilir. Pekala. Şimdi bütün bunlar yapılırken neden? Ya yani neden şöyle hızlı bitireyim? Çok neden? Ederim. Paradigma değişimi vesaire gibi hikayeler zamana yayılıyor. Açıkçası şöyle bir durum var. Zamana ihtiyaçları olduğu için zamana yayılıyorlar. Yani şimdi son 5-6 yılda çok ciddi bir zihinsel dönüşüm yaşayan ittifaklarıyla birlikte dünyaya, hayata Bölgesel sorunlara bakışında önemli değişiklikler olan bir iktidarın bir siyasi partinin öyle kolayca sabahtan akşama bir paradigma falan gibi böyle süslü laflarla bir değişim yapabilmesi kolay Mümkün iş değil. Diyorsunuz. Bunun için ciddi bir zamana ihtiyaçları var. Çok müzakere süreci vardı ama herhalde zamanımız kalmadı. Hiç vaktim kalmadı oldum, ve hatta evet. şükrü küçük şahin, ne olur affedin. Sadece bir iki cümleyle manşet atmanızı istesem çünkü hiç marjım yok. Birazdan gece attı da başlayacak. Bir iki cümle alsam yeterli. Çok teşekkür ederim. Kusura da bakmayın. Cumhurbaşkanından atacaktır manşeti kesin ya. Hayır yani ben tabii hani milletvekillerinin şey eleştirisini anlamadım. Çıkıp anlatalım neyi anlatacaklar? Yani birinci yıl bitti. Enflasyon yüzde otuz altıdan yüzde yetmiş beşe çıktı. Bunu mu anlatacaklar? Belki de onu anlatacaklar. Ne olduğunu anlatacaklar yani bilmiyorum. O başka bir şey tabii haklısın. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Hızlıca bir reklama gidiyoruz efendim. Açık ve netin sonuna geldik değerli izleyenler. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek. Çok teşekkürler teşekkür Nevzat. Teşekkür Gürkan Zengin gazeteci şirketiniz çok teşekkür ederiz. Gazeteci yazar Şükrü Küçük Şahin Ankara'da bizimleydi. Çok teşekkürler. Ve Habertürk teşekkürler. yazarı Nasuhi Güngör. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu akşamlık noktaladık bizden ben sonra. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şakın.